TV'den hepinize merhabalar. Bugün yarım programıyla karşınızdayız. Saat 23'e kadar devam edeceğiz gündemin sıcak başlıklarını yorumlamaya. Gündemde sıcak başlık olarak da anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri var malum. Öncelikle konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Daha sonra meclise döneceğiz ve oradan son bilgileri alacağız. Kamuoyu araştırmacısı Sayın Bekir Ağırdır bizimle, gazeteci Sayın Nevzat Çiçek bizimle. Ankara stüdyomuzda ise ANAR Genel Müdürü Sayın İbrahim Uslu bu akşam, bugün, yarın da bizimleler. Ekranlarınızda bir süredir bir son dakika notu var. Mecliste 3. maddenin oylanması sırasında bir arbede yaşandı ve bu nedenle 3. madde oylanamadı. Çünkü teknik olarak oylamanın yarım kalması mümkün değil. 3. maddenin oylanmasına yeniden başlanacağı bilgisi var. Neler yaşandı? Serkan Kaya bizlerle paylaşacak. Serkan? 3. maddenin görüşülmelerinin tamamlanmasının ardından, aslında sakin de geçen görüşmelerin ardından oylama aşamasına geçilmişti. En başta Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın gizli oylama konusunda günlerdir süren tartışmalardan da yola çıkarak milletvekillerini bir kez daha uyardı. Gizli oylamanın esaslarından bahsetti. Ancak oylamanın başlamasıyla beraber oy kullanma kabinlerinin önünde AK Partili ve CHP'li isimler arasında gerilim yaşanmaya başlamıştı. CHP'li isimler AK Partili vekilleri gizli oy kullanmaları yönünde uyarmaya çalışırken, orada birikirken AK Partili isimlerse onları uzaklaştırmaya çalıştırdılar ve gerilimin ilk fitili Veli Ağbaba ile AK Partili milletvekilleri arasında ateşlendi. O tartışma devam ederken, tam sakinledi derken ortalık bir anda yeniden karıştı ve arbede yaşandı. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Başbakan Binali Yıldırım genel kurul salonundaydı o dakikalarda. Bir anda genel kurulda kürsü önünde, milletvekillerinin konuşmalarını yaptığı kürsünün önünde ve çevresinde arbede yaşandı. Engin Altay ile AK Partili milletvekilleri arasında itiş kakış, yumruklu hatta tekmeli bir kavgaya, arbedeye dönüştü. Ve o esnada Ahmet Aydın defalarca uyarı yaptıktan sonra oylamaya ara verdi ve anında oy kullanılan o kupalar diyelim alındı ve özel bir yere kaldırıldı. Gizli bir oylamada ara verilme şansı yok. Bu nedenle oylamanın ne olacağı tartışması vardı. O konuda görüşmeler devam etti Başkanlık Divanı'nda ve oylamanın yeniden yapılmasına karar verildi ki o görüşme sırasında da Numan Kurtulmuş ve Mustafa Elitaş CHP grubunun önündeydi. Onlarla beraber ortamın daha da sakinleşmesi için, gerilimin dozajının düşürülmesi için görüşmeler yaptılar. Aranın sonrasında verilen karar oylamanın yeniden yapılması olacak ve önümüzdeki dakikalar içerisinde de genel kurulun yeniden başlamasını bekliyoruz. Evet, Serkan Kaya'dan aldık bilgileri. Görüntüleri de bir taraftan ekranlarınıza getirdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri sürerken aslında dün 1. ve 2. maddeler kabul edilmişti. Bugün 3. madde görüşüldü ve 3. maddenin oylamasına geçildi. Ben 3. maddenin neyi öngördüğünü de paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle. Milletvekili seçilme yaşının 25'ten 18'e düşürülmesini öngören madde, 3. madde. Ve oylanması sırasında işte gördüğünüz görüntüler yaşandı. Ardından da tabii Serkan da anlattı, teknik olarak oylama kesildi ve oylama yarıdan devam ettirilemediği için, teknik olarak bu mümkün olmadığı için de yeniden yapılması kararı alındı son olarak. Önümüzdeki dakikalarda 3. maddenin oylamasının yeniden yapılmasını bekliyoruz. Evet, o zaman bu görüntüler üzerine yorum alarak başlamak istiyorum ben konuklarımızla. Sayın Bekir Ağırdır, Sayın Nevzat Çiçek, Sayın İbrahim Uslu bizlerle birlikte demiştik. Üçünüz de hoş geldiniz. Sıcak bir şekilde başlamış olduk programa. Sayın Ağırdır, sizle başlayalım. Gerginlik olacak mı, olmayacak mı? Hep konuşuyorduk. Söylemlerde ufak tefek gerginlikler vardı. Ama böyle bir görüntü ilk defa bize yansıdı. Geride bıraktığımız gün Sayın Yıldırım ve Sayın Kılıçdaroğlu birlikte mecliste çay içmişti. Hatta şakalaştılar. O da yine bir görüşme ve oylama öncesindeydi. Bu görüntülere ilişkin yorumlarınızı alarak başlayalım. Vallahi bu görüntüler yorumlanır mı bilemedim. Yani ayıp demek, hani hukuki tarafını tartışmıyorum ama her şeyden önce insani olarak çok ayıplamanın dışında elimizden çok fazla bir şey gelmiyor. Ama bu görüntülere ya da bu gerginliği, tartışmaları yarın başka nedenlerle ne olur ayrı konu. Ama ilk iş günde bu tartışmalara yol açan mesele bu gizli oy, açık oy meselesi. Şimdi çok sade bir yerden
ben bir şey sorayım. Yani örneğin Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ, yarın sandık kurulduğunda, halk oylamasında 55 milyon seçmenin 25 milyonu ya da 5 milyonu ya da 500 bini herkesin içinde böyle oyunu göstererek atmaya kalkarsa ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani bütün dünyada gizli oy, açık sayım gibi temel bir ilke, insanlığın bilmem kaç bin yıllık deneyiminden süzülüp gelmiş bir ilke. Dolayısıyla gizli oyun ne anlama geldiği açık. Partisinin disiplinine uyar uymazlar ayrı konu. Ama sonuç olarak şeklen böyle bir kurala uymamayı ve oyunu göstermeyi makul görürseniz, anayasaya da yazdığı halde bile ne var bunda diye bir yaklaşım sergilerseniz ve bunu da normal görürseniz, vatandaşa yarın örneğin kira kontratlarına niye uyuyorsun uymuyorsun, ödediğin, imzaladığın çekin senedin ödeme vadesine niye uydun uymadığını nasıl tartışacağız? Yani dolayısıyla umuyorum ve diliyorum ki, bu saatten sonra bu ne kadar mümkündür bilmiyorum ama umuyorum ve diliyorum ki parlamentodaki milletvekilleri neleri tetikliyor olduklarını, domino taşı gibi toplumsal zihniyette ve yarın olası önümüze çıkacak krizlerde dair neleri ateşliyor oldukları, nelere yol açıyor olduklarının farkında olurlar. Ama tekrarlayayım, eğer bu ülkede normal seçim sandığında veya halk oylamasında sade vatandaşların ve her birimizin sandık başlarında gizli oy ilkesi ne olacak canım noktasına geldiği andan itibaren bu ülkede ne seçim yapılabilir, ne demokrasi olur, ne seçilmişlerden bahsederiz. Başka bir dünya, başka bir Türkiye'den konuşmaya başlarız. Dolayısıyla ben hani ya ayıp ediyorlar demekten öte de bir durum olduğunu söylemek durumundayım. Ama daha fazla da söylenecek bir laf yok. Yani bu hani en azından yayında daha ölçülü konuşmak adına burada susayım. Nevzat Bey, Bekir Ağırdır gizli oy tartışmalarından başladı. Malum son dönemin konusu bu. Zaten daha oylamalar başlamadan önce, yani görüşmelere geçilmeden önce de bu oyun gizliliği üzerine yorumlar yapılmaya başlanmıştı hatırlarsınız. Bu tartışma giderek alevlendi ve son olarak da bu görüntüler ortaya çıktı. Şimdi ben... Oylama ilk başladığı andan itibaren bazı vekiller pusulalarını gösterdiğinde sosyal medyada şöyle bir şey yazdım. Yani yasama faaliyetini yürüten bir mecliste etik davranması gerekenler, çıkardıkları iş tüzüğe kanununa uyması gerekenler uymuyorsa bu Bekir Bey'in söylemine söyleyeyim ayıptır. Yapmayın demek gerekiyordu ve bunun savunulacak hiçbir tarafı yok. Şimdi şöyle bir savunma refleksi içerisine giriliyor. Deniyor ki ya biz işte 316 mıydı neydi biz imza verdik dolayısıyla safımız belli. Tamam belli olabilir ayrı bir şeydir ama meclis iş tüzüğünde bir şey var. Bu oylamanın nasıl yapılacağıyla ilgili bir kanun konulmuş. İş tüzük maddesi var ve dolayısıyla buna uyacaksınız. Fakat burada bence AK Partilerin buna niye uymak zorunda olduklarına dair başka bir şey söylemek gerekiyor. Şimdi burada bir şey ihlal ediliyor. Yani siz gizli yapılması gereken bir oylamayı açık pusulayı göstererek yaparsanız bu yarın birilerinin Anayasa Mahkemesi'ne gitmesi noktasında da ona bir gerekçe olur, bir kanıt olur. Ve o kanıtı siz şu an sunuyorsunuz. Dolayısıyla da bu işin o kısmı da var. Yani şimdi ihlal ediyorsunuz, etmemek gerekiyor. Zaten tartışmalı maddeler, zaten toplum gerçekten çok gergin bu mesele üzerinden, iyice ayrışmış durumda. Dolayısıyla da şimdi bu görüntülere baktığınızda hani Türkiye'de zaten çok fazla sorun var. Bunun sokağa yansımasını, sokaktaki tartışmasını hesap etmek gerekiyor. Yani şimdi o görüntülere bakıyorum. Trajikomik gerçekten. İşte arkadan bir milletvekili geliyor. Hangi partiden olduğunu bilmiyorum. Ceketi çıkarmış gidiyor. Yani hazırlıklı hani gerginliği kendi içerisinde kavgaya dönüşebilecek bir şey var. Şimdi burada CHP'nin mecliste bir direnme hakkıyla ilgili bir şey söylediğini biliyoruz. Yani bir muhalefet biçimini öyle yapacağını biliyoruz. AK Parti'nin de bu noktada Sayın Başbakan'ı bir görelim. Ne yapacaklar ona göre bir mecliste görelim dediğini biliyoruz. Umarım ki her ikisi içinde yani daha doğrusu meclisteki bütün partiler içinde bu görüntüler çıkmaz. Yani direnme de bu olmaz, görelim dedikleri de bu olmaz. Ama burada yapılması gereken temel bir şey var. Bu gizli oylamayı sağlamak gerekiyor. Bekir Bey'in söylediği o toplumsal kısımla ilgili yani özellikle birilerinin çıkıp da oyunu göstermesi meselesi emsal teşkil etmemesi gerekiyor. Yani Türkiye'de bazı şeylerin meclisi
emsal teşkil ettiğini de biliyoruz, etmemesi gerekiyor. Bu nedenle buna dikkat edilmesi gerekiyor ama ben ısrarla yine söylüyorum. Yani bunu yapmak belki sonuç itibariyle AK Parti içerisinde bazı FETÖ'cülerin sıkıştırılmasına yönelik bir hamle olabilir. Onların oylarını açık açık göstermesine ve oy kaçmamasına, açık çıkmamasına vesile olabilir ama bu işin bir etik tarafı var. Etik tarafa hiç uygun değil. Diğer taraftan da bir anayasaya uygunluğu tartışılabilir. O da hiç uygun değil. Çünkü zaten kanun bunu ortaya koymuş. Dolayısıyla yapmamak lazım. Ama bence esas bu görüntünün, umarım ki olmaz, bu ayıp umarım ki yaşanmaz. Fakat 3 madde üzerinde görüşmeler yapıldığında buna benzer tabloların ortaya çıkma ihtimali çok yüksek. Bunlardan bir tanesi başkanım, bir tanesi özellikle Anayasa Mahkemesi ve SYK üyelerin atanmasıyla ilgili, bir diğeri de kararname çıkarma yetkisi. Daha yani kritik bu, maddelerde daha büyük gerilimlere üçünde, işaret. Üçünde bu görüntülerin ortaya çıkması. Çünkü bu aslında yani burada tartışılacak bu bir şey yok. Aslında bu madde çok evet, enteresan. AK Parti ve MHP'den de bazı milletvekillerinin çekinceleri olan bir madde. Maddenin içeriğiyle yani bu maddenin içeriğiyle pek alakalı değil anladığım zaten kadarıyla. Zaten orada meclis başkan vekili Ahmet Aydın'ın, Sayın Aydın'ın uyarması, yani kendisi bir AK Partili. Adıyaman milletvekili uyarıyor. Diyor ki ya buna uyun. Çünkü toplumda böyle bir hassasiyet oluşuyor. Hani niye uymuyorsunuz? Sağlık Bakanlığı'nın görüntüleri çıktı. İşte açıklaması çıktı. Ki ben o Sayın Sağlık Bakanlığı'nın icraatlarını çok başarılı bulurum ama o söylemleri çok doğru söylemler değil. Etik anlamda sıkıntılı söylemler. Ve dolayısıyla da burada 3 madde üzerinde oylama geldiğinde, daha kritik şeyler geldiğinde anlaşılan o ki daha farklı tablolar göreceğiz. Son şunu söyleyeyim. Eğer mecliste çıkardığınız bir şeye siz uymazsanız, yarın bunu halka niye uymuyorsunuz sorusunu sorma hakkını kendinize bulur musunuz? Bir düşünmek gerekiyor. Yani meselenin içeriğe dair olmadığı açık. Yani bu Nevzat dostumuz da değindi. Yani neden böyle bir şeye ihtiyaç var? Sadece inat olsun diye, muzurluk olsun diye çocukça bir amaçla yapılan bir şey değil. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor? Özü itibariyle anayasa oylamasından bağımsız olarak AK Parti içinde FETÖ'cülerle ilişkisi olan var mı yok mu'ya karşı bireysel bir savunma mekanizması. İbrahim Bey'e de dönelim mi? Mesele. İbrahim Bey, efendim görüntüleri izledik. Burayı dinlediniz. Buradan gelen hem Bekir Bey'in hem Nevzat Bey'in yorumlarını. Bir şu oylamanın gizli yapılması konusunu konuşuyoruz bir taraftan tabii. Ne diyeceksiniz? Sizin yorumlarınız nedir? Yani bu benim gördüğüm şey, esas konuları konuşmazsanız böyle tekil olayların üzerinde yorum yapmak zorunda kalıyorsunuz. İşte ne yorum yapacaksınız? Yani bunları tasvip etmek hiç kimse için mümkün değil. Şimdi oradaki konuklarımız da söyledi. Tartışma aslında içerikle ilgili değil. Şimdi içeriğin çok gerilimli olması bekleniyordu. Fakat hem komisyonda hem de genel kurulda içerik tartışılırken aslında kavga çıkmıyor. Şimdi bu usul sorununu meclis çok uzun zamandır, yani bu anayasa değişikliğinden bağımsız olarak çözemedi. Bu iç tüzükle ilgili bir problem yaşıyor. Bu çok uzun zamandır yaşanıyor. Her daim meclisimizde bu tür gerilimlere şahit oluyoruz. Bir şey, hem muhalefet hem iktidarı tatmin edecek bir iç tüzük geliştirme konusunda meclisimiz maalesef bugüne kadar bir performans gösteremedi. Şimdi iç tüzüğü çözsek peki bu kavgaları engelleyebilir miyiz? Yine engelleyemeyiz. Çünkü esas sorun nereden kaynaklanıyor? Esas sorun siyasi partiler kanunundan kaynaklanıyor. Niye? Çünkü orada bir parti içi disiplin şeyi var, kavramı var. Ve o parti içi disiplin çok katı ve her herhangi bir şeyde sizi partiden atabiliyorlar. Yani bir sürü parti, bir sürü insanı bugüne kadar parti içi disiplin prensiplerine uymadığı için partisinden uzaklaştırdı. Şimdi parti içi demokrasiyi getirmediğiniz zaman parti içi disiplin bu kadar katı kalırsa ve genel merkezler milletvekiller üzerinde bu kadar hakim olursa, o zaman sizin oradaki meclis iç tüzüğünde kurallar ne olursa olsun insanların daha başka kaygıları olduğu için o kuralları ihlal etmek zorunda hissedebilirler kendilerini ve bu tür şeyleri, gösterileri yapmak zorunda da kalabilirler. O yüzden yani bir şeyi tartışacaksak, bence yani arkadaşlarıma, oradaki dostlarıma itiraz etmek için söylemiyorum ama bir yeni boyut daha ekliyorum ben. Bu siyasi partiler kanunu
seçim kanunu, hepsini birlikte değerlendirmek lazım. Aynı zamanda da meclisin çalışmalarını düzenleyen meclis iş tüzüğünü bir daha gözden geçirmek lazım. Eğer siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu milletvekillerine belli garantiler veriyorsa, kendini rahat, konforlu hissediyorsa, o zaman mecliste iş tüzüğüne uyma konusunda da ben milletvekillerinin sorumlu davranacağını, daha fazla sorumlu davranacağını düşünürüm. Ama oralarda sıkıntıları varsa ve orada tedirginlikleri varsa, o zaman meclisi iş tüzüğünü ihlal etmek pahasına insanlar bu tür davranışlar içerisine girebilirler. Bunu meşru kabul etmiyorum ama bir taraftan da gerekçelerini anlayabiliyorum. Geri dönüp o yüzden o esas gerekçeleri ortadan kaldırmak lazım. Yoksa buradaki bu milletvekillerini bugün eleştiririz. Yarın başka bir kezde başka milletvekilleri yine aynı davranışı gösterir. Çünkü esas neden geride duruyor. Bizim o yüzden bu siyaseti baştan sonra yeniden dizayn etmeye ihtiyacımız var. Türkiye bir sürü alanı yeniden dizayn ediyor ama anayasayı ve değiştirip ona uygun daha demokratik yasalar getiremediği sürece 1980'den beri o patinaj yapıp duruyor. Neresini düzeltseniz kısmi olarak öbür taraftaki sorunlardan dolayı sistem yeniden bir taraflardan arıza vermeye devam ediyor. O yüzden bu siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu değişmeden, parti içi disiplin konsepti değişmeden ve parti içi demokrasi daha fazla gelişmeden bu kavgalara biz daha uzun yıllar şahit oluruz. Peki İş sizin bu söylediğiniz bu kavgalar noktadan olmak zorunda kalır. Çünkü esas sorun başka yerde. Diğer konuklarımızdan da görüş almak istiyorum. Yani bu sözlerinizden yola çıkarak parti içi demokrasi dedi Sayın Uslu, siyasi partiler kanunu, seçim kanununa atıfta bulundu. Hani sadece vekiller üzerinden konuşmamak gerektiğini, tabii ki haklı göstermeye çalışmadığını ama kendi çaplarında onların da bir gerekçesi olduğunu, bu oylarını göstermeleri konusunda söyledi. Ne diyeceksiniz? Yani şimdi mevcut durum, mecliste bir mevcut durum var. Mecliste değişmeyen bir tüzük var. Bir de bir şey ekleyeceğim. Yani çok fazla fire tartışması yapılıyor. Biliyorsunuz ilk günden beri en çok konuşulan şey fire olur mu, olmaz mı, olacak mı, olmayacak mı? Fire tartışmaları milletvekillerini bir şekilde zan altında da bırakıyor demek istiyor zannediyorum Sayın Uslu. Bazı milletvekillerin açık oylamaya başvurma sebeplerinin altında zaten bu yatıyor da. Şimdi Sayın Uslu'nun söylediği eyvallah tamam burada bir sıkıntı yok ama şimdi burada bir şey var. Yani sonuç itibariyle bir üstüzlük var. Sonuç itibariyle şu an değişmeyen bir siyasi partiler kanunu var. Siyasetin finansmanı meselesi var. Baraj meselesi var. Bunların hiçbiri değişmiyor. Şimdi mevcut bir durumla giriyorsunuz. Şimdi bu mevcut durumla ilgili olarak da milletvekilleri üzerinde bir baskı var. Doğrudur. Bu baskı neticesinde zan altında kalan milletvekilleri var. Doğrudur. Ve işin daha kötüsü, fire olduğu zaman herkesi suçladığı bir siyasal atmosfer var. Bu da doğrudur. Ve tabii hayati, yani sadece Türkiye açısından hayati değil. Şimdi bu mesele mecliste geçmezse, yani AK Parti açısından herhalde konuşacağımız mesele çok çok farklı olur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konumu hakkında konuşacağımız şey çok farklı olur. Sayın Bahçeli için konuşacağımız şey ayrı olur. Yani orada bir siyasal mühendislik mi? Bu ayrı olur. Tabii ne olacağını bilmiyoruz ama anladığımız kadarıyla 3 madde üzerinde çok ciddi gerginliklerin olacağını biliyoruz. Şimdi bu ana meseleyi çözme noktasında mesela bu yeni sistem içerisinde siyasal partiler kanunuyla ilgili mesela çok büyük bir değişiklik hayatımıza gelecek mi? Siyasetin finansmanı ile ilgili çok büyük hayatımıza girecek mi? Seçim kanunu ile ilgili çok büyük bir değişiklik hayatımıza girecek mi? Şimdi bunlar keşke olsa ama ben Sayın Uslu'ya şurada katılıyorum tamamıyla. Türkiye'de siyasetin baştan sona dizayn edilmesi gerektiği noktasında ben de kendisine katılıyorum. Niye? Yani Türkiye'de sistemin aslında çok sağlıklı gitmediğinin temel bir ölçüsü var. O da şu. Yani bir milletvekili adaylığını açıkladıktan sonra mesela örneğin çok net bir soruyu bir seçmen olarak bizim sormamız gerekiyor değil mi? Bir milletvekili çıkıyor diyor ki ben şu kadar para harcadım. Ben de bakıyorum 5 sene içerisinde alacağı maaşa. Bu bunu karşılamıyor. Şimdi benim aklıma iki şey geliyor. Diyorum ki zan altına bırakmak için söylemiyorum. Yani hani siyasetin tekrardan dizaynı meselesinde diyorum ki ya acaba bu gerçekten çok mu idealist? Bu parayı harcayarak buraya giriyor. Yoksa bu siyaseti başka bir şey için mi kullanacak? Şimdi bu doğal olarak hepimizin aklına gelen soru ve dolayısıyla burada bunun değişmesi gerektiğini söylüyoruz. %10 barajının değişmesi gerektiğini ki zaten şu an artık %10 barajı duracak mı da ayrı bir mesele. Lider odaklı olmayan bir partinin
herkesin kendi görüşünü açıklayabilmesi, orada partinin sunduğu şekilde el indirip kaldırma değil de gerçekten fikirlerini beyan etmesi, bunların hepsi olması gerekiyor. Ama burada, şimdi bunların hiçbir tanesi yok. Doğal olarak da evet bir baskı var. Milletvekilleri zan altına sokuluyor. Hele ilk oylamada 338 çıktığı andan itibaren zaten kim sorusu sorulmaya başladı. Sonra 347'ye çıktı. Hadi o kimler sorusu biraz daha azalmaya başladı. Ama kritik 3 madde üzerinde ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Dolayısıyla da aslında oylama bitene kadar bir şekilde bunu kabul etmiş, kanıksamış oluyoruz. Yani durum onu gösteriyor. Yani bizim fazla yapacağımız bir şey en fazla yapmayın demek olur. Ayıptır demek olur. Yani bunlar hoş şeyler değildir demek olur. Ama diğer taraftan da realite başka türlü işliyor. Şimdi meselenin tabii bir güncel tarafı var, bir de yapısal tarafı var. İbrahim Bey'in söylediklerine katılıyorum. Çünkü o kısmı meselenin yapısal tarafı. Yani yapısal tarafta da hatta iki katmanı var. Bir, bizde siyaset yapma kültürü, siyaset tarzı, uzlaşma arayan değil, daha çok böyle bir itişip kakışma üzerinden yürüyen, yani müzakere yerine münakaşanın ve münazaranın esas alındığı bir siyaset kültürü var. Bir de o siyaset kültürünü de bağır eden, siyaseti düzenleyen yasal zemin var. Siyasi partiler yasası da, siyaset düzenleyen diğer bütün yasalar da. Ama bu meselenin bunun kadar, yapısal olan kısmı kadar güncel bir tarafı var. Yani güncel tarafı da ne? İşte bir FETÖ meselesi ve FİRE meselesi. Yani FİRE, çünkü şöyle bir zan baştan oluştu artık. Ne yapsak bunu kesme imkanı yok. Yani FİRE olacaksa da o maddeye diye teknik itirazı ya da siyasi itirazından dolayı değil, FETÖ'cü olduğu için FİRE olacak. Olmasa da öyle bir kanıya giriyor. Kanaat yerleştirildiği ve böyle oluştuğu için iklim ve şu anda kamuoyundaki genel zihniyet. Dolayısıyla bunu besleyen hava, yani diyelim Sayın Sağlık Bakanı ne yaptığını bilmiyor değil ki. Yastığa başını koyduğu zaman da ne yaptığını farkında olmadığı olmayacak bir şey de değil Sağlık ayrıca. Sağlık Bakanı'yla ilgili de yani FETÖ algısı hiç oluşmadı. Oluşması yani, mümkün değil yani. Ama hani bu ihtiyacı doğuran, o duyguyu üreten, o anda o reflekse enerji taşıyan düşünce fireler FETÖ'cülükten olacak algısı. Dolayısıyla FETÖ'cülerle bir ilişkisi var mı yok mu meselesi. Şimdi tabii ki keşke böyle olmak yerine işte siyasetteki FETÖ'cülerin uzantıları daha başka yöntemlerle önceden ayıklanmış olsaydı vesaire. Ama bugüne geldik ve bugün önümüzde böyle bir tablo var. Her şeye rağmen bu anayasa tartışmasında bu görüntülerden de uzak kalmak lazım. Çünkü şöyle de bir başka mesele var. Şimdi diyelim biraz sonra bizler de konuşacağız muhtemelen burada. İşte efendim yasamayla yürütme arasındaki ilişki bağımsız olacak da şöyle davranacaklar, böyle davranacaklar gibi varsayımlar üzerinden konuşuluyor. Ama gördüğümüz kültür buysa anayasada neyi yazıp yazmadığınızın önemi yok ki. İsterseniz bir de birbirine karşı bağımsızlık diye özel maddeler koyun. Veya bağımlı olmayacaklar diye maddeler koyun. Eğer bu siyaset kültürü böyle devam edecekse. Dolayısıyla bu yapılan aynı zamanda özellikle AK Parti cenahı için anayasa değişikliğini savundukları bazı argümanları da kendi kendine yok eden, geçersiz kılan bir davranış modeli. Peki. O zaman bir başka tartışma konusuna geçelim. Şimdi malum bu maddelerin oylanmasına geçilmeden önce, görüşmelerine geçilmeden önce birçok hem partilerin temsilcileri konuştu, hem Sayın Binali Yıldırım bir konuşma yaptı. Burada dikkat çeken konuşmalardan bir tanesi Sayın Deniz Baykal'ın konuşması oldu. Hani üzerinde durulan bir konuşmaydı. Şimdi oradan yola çıkarak Sayın Baykal yaptığı açıklamalarda konuşmasından sonra bu açıklamaları herhangi bir düşman oluşturmak veya bir suçlama amacıyla değil, o açıklamaları yani konuşma metnini şeye göre ayarladığını söyledi. Yani bu oylamayı yapacak vekilleri etkilemeye yönelik, yani onlara bu işi anlatmaya yönelik bir konuşma yapacağını ifade etti. Sayın Bekir Bozdağ hükümet adına bir konuşma yaptı ve buradan Atatürk Anayasası tartışmalarına da ben bir gelmek isterim. Sayın Baykal Atatürk'te bile bu yetkiler yoktu dedi. Malum Sayın Bozdağ'ın açıklamalarına yönelik böyle bir durum da oluştu. Birkaç gündür bu da konuşuluyor. Buradan da biraz yorum alıp daha sonra da biraz maddeler özelinde konuşalım isterim. Ama ben bu sorumu ilk olarak İbrahim Bey'e yöneltmek istiyorum izninizle. İbrahim Bey,
Atatürk Anayasası tartışmalarına değinelim biraz ve Sayın Baykal'ın Atatürk'te bile bu yetkiler yoktu ifadelerine malum birkaç gündür bunu da konuşuyoruz. Buyurun. Yani bu şey güncel bir tartışmaya tarihsel bir destek bulma şeyi taktiği öyle diyeyim. Yani elbette ki mecliste siyasetçiler konuşurken polemiğe de girecekler. Haklı çıkabilmek için, argümanlarını güçlendirebilmek için bu tür analojiler ya da tarihsel örnekler falan kullanacaklar. Ben bunu siyasetin doğası içerisinde karşılıyorum ama yani mevcut Cumhurbaşkanı'nda bu referandum sonrasında Cumhurbaşkanı'nın sahip olacağı yetkiler fazla mıdır, eksik midir? Bunu ayrıca tartışmak lazım. Şimdi zaten problem bence şu andaki Cumhurbaşkanlığı yani statüsünde de gereğinden fazla yetki var. Eğer o tartışacak olursak bugünkünü de sorgulamak lazım. Şimdi öyle bir tartışma yürütülüyor ki sanki şu anki Cumhurbaşkanı Almanya Cumhurbaşkanı gibi ya da bizim 82 Anayasası öncesindeki Cumhurbaşkanlarının yetkileri kadar bir yetkisi var da bunlar arttırılıyormuş gibi değerlendiriliyor. Öyle değil. Zaten şu anki Cumhurbaşkanı'nın da gerçekten çok fazla yetkisi var. Yani Cumhurbaşkanı'nın onayı olmaksızın yürütme herhangi bir karar alamıyor aşağı yukarı. Yani bir tek daire başkanı falan atayabiliyor. O daire başkanının ötesine geçtiği anda Cumhurbaşkanı'nın onayı gerekiyor. Şimdi sistem zaten bu tarafıyla tartışılmadığı için yani mevcut Cumhurbaşkanı'nın yetkileri, anayasamızdaki yetkileri genellikle hiç tartışmaya konu olmadı. Nedense parlamento bundan bir rahatsızlık duymadı. Yani parlamentonun, siyasetin hatta toplumun da kontrolünün dışında bir mercide bu kadar yetki niye bulunuyor kardeşim? Tamam 82-87 arasında bu vardı ama artık bu devirler geçti. Yani ondan sonra başta bir cuntacı general yokken Milli Güvenlik Konseyi'nin görev süresi dolmuşken niye hala bu şeyler yetkiler var falan diye hiç rahatsız olmadı. Şeyden bu tarafa 82'den bu tarafa siyasetin hükümetin, parlamentonun hatta toplumun kontrolünün dışında bir mercide bir sürü yetki vardı. Hatta yargının da kontrolünün dışında bir mercide bir sürü yetki vardı ve bunlar tartışılmıyor. Şimdi o yüzden orayı bir kere meşru gördüğünüz andan itibaren bu makamın yani niye yürütmenin gücü ikiye bölünmüş ki ben hükümetin ya da başbakan yetkilerini de alayım gelin böyle bir tasarım yapalım falan demesi bence çok da akıl dışı bir şey değil yani. Zaten 30 yıldır bu sistem altında yürümüş bir görev makamdan bahsediyoruz. Yürütme niye iki başlı? Şimdi bu sorunun cevabı da yok. Hakikaten niye Türkiye'de yürütme iki başlıdır? Bunun bir gerekçesi var mı? Yani kimse Almanya'daki modele geçelim. Cumhurbaşkanı sembolik olsun. Bütün yürütme yetkilerini hükümette toplayalım da demedi. Ne zaman ki başkanlık tehdidi altında falan kalındı, o zaman çok zayıf sesler çıktı. Parlamenter sistemi güçlendirelim dediklerinin detayları da yok. Yani orada şu an Cumhurbaşkanı'na verilecek yetkileri o zaman alıp bu sefer de vereceksiniz, başbakana vereceksiniz. Adının ne olduğu çok mu önemli bu yetkileri kullanacak kişinin pozisyonun adı. Yani çok daha başka temel tartışmalar yapmalıyız biz. Ama bir türlü biz doğru dürüst bir anayasa yapamadığımız için şimdi velev ki Cumhurbaşkanı sistemden çıkarıyoruz. Bu yetkiler ne olacak? Yani bu sefer de yürütmenin başı olarak başbakana vermek zorundasınız. Şimdi yürütmede bu kadar yetki olur mu diye bizim daha fundamental bir soru sorup oradan başlamamız gerekiyordu. Veya da devletin elinde bu kadar çok geniş yetkiler olmalı mı yoksa devletin alanını biraz daha küçültmek mi gerekiyor diye başka bir tartışma yapmak gerekiyordu. Biz o tartışmaları yapmaksızın şu anki cari sistem içerisinde ortada bir yetki var. Bu yetkiyi kim kullansın? Bunun tartışmasını yapıyoruz. Bu yetkiler kim alırsa alsın ne olacak ki yani sorunu çözmez bu. Daha fazla demokrasi getirmez. Yani Cumhurbaşkanı yetkilerini aynen alıp başbakana verelim. Ne değişecek? Ben onu merak ediyorum. Yani onun cevabı yok. Önemli olan bu yetkiler birilerinde olmalı mı? Yoksa bu yetkiler gerçekten kısıp çok daha başka mekanizmalar kurmalı mıyız? Sivil toplum burada nasıl devreye girecek? Falan gibi başka daha temel sorular sormamız gerekiyor. O soruları sormadıkça ve bunlara toplumun üzerinde uzlaşacağı cevaplar üretmedik. Biz bu tartışmaları çok yaparız ve bunun buradan bir netice çıkarmak da mümkün değil. Siyasi gücü olan sonunda dediğini yaptırır. Peki bir araya gideceğim ama aranın ardından İbrahim Bey'in
söyledikleri hakkında sizden de yorum almak istiyorum. Bir de bir taraftan da hani Cumhurbaşkanı yetkilerini de başbakana verelim. O zaman yine aynı şey değil mi dedi. Zaten başbakanlık kalkıyor tartışmaları sürerken bir taraftan da aslında başbakanlık kalkmıyor, Cumhurbaşkanlığı kalkıyor diyenler de var. Yani o yetkiler bakımından bunların hepsiyle ilgili görüş isteyeceğim sizden. Kısa bir ara için izin rica ediyorum efendim. Bugün yarın devam ediyor. Evet, hem İbrahim Bey'in söylediklerine ilişkin hem de Atatürk Anayasası tartışmalarına ilişkin yorum rica edeceğim sizlerden. İbrahim Bey tarihe atıf yaparak tartışıyorlar deyip üzerinde fazla durmadı. Belki sizin söyleyecekleriniz vardır, bilmiyorum. Nevzat Bey, sizle başlayalım. Şimdi esasında tabii bu işi karşı çıkarken, mesela bu iş eğer referandum sürecine götürülürse halkın karşısına çıktığınızda CHP'nin, MHP'nin, AK Parti'nin, herkesin bir söyleyeceği olmalı. Şimdi o söyleyecekleri üzerinden aslında biraz kafa yorduğunuzda buna nasıl cevaplar verileceği bu sorulardan da bir tanesi. Yani siz bu sisteme karşı çıkarak, örneğin AK Parti'nin CHP herhalde söyleyeceklerinden bir tanesi. Siz bu sisteme karşı çıkarak aslında Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün sistemine karşı mı çıkıyorsunuz? Veya işte siz bize diktatörlük geliyor dediğinizde oraya mı atıf yapıyorsunuz tarzı bir soru muhakkak gelecek. Diğer taraftan AK Parti'ye büyük bir ihtimalle şu soru gelecek. Ya 15 yılda ne yapamadınız da işte kalkıp buradan bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Bu tür sorular birbirini tetikleyecek. Dolayısıyla tarihsel bir atıf üzerinden bu meseleyi götürmek belki bugünkü zaman içerisinde, meclis görüşmeleri içerisinde bir anlam ifade edebilir ama yarın halkın karşısına çıktığınızda bu bambaşka bir şeye doğru bürünebilir. Şimdi burada sistem meselesi mi, rejim meselesi mi tartışması? Şimdi bu argüman çok kullanılıyor. Şimdi AK Parti diyor ki, ben bu sistemi değiştirmezsem devletin beka sorunu çözemem. Ve MHP de herhalde buna ikna olmuş gözüküyor. Ve Sayın Bahçeli de devletin bekası için bu sistemin olması gerektiğini söylüyor. CHP hayır, bu bir beka sorunu değil. Tam tersi, siz aslında rejimi değiştirme noktasında bir hazırlık yapıyorsunuz ve rejimi buraya doğru götürüyorsunuz. Fakat burada belki de izleyicinin de kafasının karışacağı, benim de en çok kafam değil de yani bu meselenin özü itibariyle sorgulamaya çalıştığım kısım şu. Şimdi MHP bu geçmezse ülke bölünür diyor. CHP hayır, tam tersi, bu geçerse rejim değişir. Bu rejim değişeceği için aslında bambaşka bir noktaya gelebiliriz diyor. AK Parti hayır, bu sistem böyle devam ederse biz güçlü bir şekilde bu liderliği de ortaya çıkaramazsak bu ülkedeki bu saldırıları, bu ekonomik krizleri, birçok şeyi ve bu sistem tıkanıklığını aşma şansımız olmaz diyor. HDP bu noktada bu işe karşı çıkıyor. Şimdi siz bir seçmen olsanız, şöyle bir şey düşünseniz, deseniz ki ya HDP bu işe karşı çıkıyor, o zaman bu nasıl bir bölünmeyi getirecek ki mantığını bilebilirsiniz. Yani HDP bölünmeyi savunuyor anlamında söylemiyorum. Yani sadece karşıdaki seçmenin profiline kendinizi onun yerine koyduğunuzda. Ama diğer taraftan devletin beka sorunu dediğinizde, peki bu yani referandum geçip geçmeme meselesi, geçme olasılığı çok yüksek gözüküyor ama sürprize de gebe olma ihtimali var. Peki o zaman ne soracağız sorusu akla geliyor. Dolayısıyla da esasında bu sistemin nasıl halka anlatılacağı, bence sistemden ziyade, bu değişiklikten ziyade hangi argümanların kullanılacağı, o ikna meselesine daha önemli. Bunu niye ifade ediyorum? Sayın Uslu'nun bazı yayınlarda ifade ettiği kararsızlar üzerindeki yansıma için söylüyorum. Özellikle AK Parti MHP tabanı içerisindeki bazı değerlendirmeler için söylüyorum. Çünkü CHP'nin, HDP'nin bu noktadaki tavrını biliyoruz ama bu tavır şu değil. Yani tamamıyla oradan bir oy gelmez mantığı değil. Gelebilir, ikna da edilebilir. Sonuç itibariyle burada bu iknanın nasıl kullanılacağı meselesi. Bir şey daha herhalde çok önemli. Bütün bu tartışmalar içerisinde gerçekten seçmen bizim baktığımız yerden bakıyor mu sorusu. Şimdi 2010 referandumunda çok Türkiye'de tartışıldı. Hatırlarsanız insanlar şunu soruyordum. Yani çiftçi diyordu ki ya ben bu anayasa benim ürünüme ne getirecek? Ve bu bazı yerlerde mizah konusu oluyordu ama aslında yaşamın pratiği budur. Yani realite dediğiniz kısım budur. Şimdi bunu nasıl anlatacaksınız? En önemli maddelerden bir tanesi. Şimdi burada hukuksal açıdan Sayın Baykal'ın konuşmasına baktığınızda aslında Sayın Baykal'ın konuşması AK Parti ve MHP tabanına yönelik bir konuşmaydı. MHP sözcüsünün konuşmasına baktığınızda biraz daha muhalif kanadın, yani isim vermeden alttan onlara yönelik bir mesajdı. Sayın Başbakan'ın konuşmasına baktığınızda gerçekten hem AK Parti tabanına
hem biraz MHP tabanına, biraz da seçmene yönelik olarak daha farklı bir değerlendirme yaptığını gördük. Yani kendisine oy vermeyecek olan seçmenlerle ilgili işte Bin Ali feda olsun tarzı yaklaşımları. Şimdi bütün bunları topladığımızda karşımıza şöyle bir realite çıkıyor. Bu işi gerçekten kim, hangi argümanlarla nasıl anlatacak sorusu. Ve bunun karşılığı, iletişimdeki karşılığı, buna dönüşü mümkün olacak mı olmayacak mı sorusu. Çünkü şu an karşımızda bizim AK Parti açısından bildiğimiz bir şey var. AK Parti ne zaman uluslararası bir mesele olsa, kendisine ve ülkeye yönelik bir hamle olsa, bunu bu tür olaylar üzerinden, yani halk oylamaları, referandumlar üzerinden, seçimler üzerinden bertaraf etmiştir. Şimdi bu noktaya doğru yine sıkışan bir AK Parti'yi görüyoruz. Bunu gerçekten bertaraf edebilecek mi, edemeyecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. İzninizle size geçmeden önce bir yeniden Serkan Kaya'ya dönelim. Çünkü 3. maddenin oylamasına yeniden başlandığı bilgisini arkadaşlarım benimle paylaştı. Peki nasıl bir atmosfer var Serkan? Bir önceki oylamanın aksine oldukça sakin bir atmosfer var şu anda Meclis Genel Kurul Salonu'nda ve divan üyeleri şu anda isimleri tek tek okuyorlar milletvekillerinin ve tüm milletvekilleri kabinlere girerek gizli oylamanın esaslarına uygun bir şekilde oylarını kullanıyorlar, ardından da özel bölmeye zarfları bırakıyorlar. Oldukça yoğun tartışmalar, sert tartışmaların arasından ara verilmek zorunda kalınmıştı oylamaya. Ancak gizli bir oylama ve gizli oylamalarda ara verilme imkanı yok. O nedenle oylamanın en baştan başlanmasına karar verildi. İlk olarak ilk oylamada kullanılan oyların tamamı imha edildi meclis başkan vekilinin gözetiminde. Ardından da tek tek isimler sayıldı ve milletvekilleri oylarını kullanmaya devam ediyorlar. Şu anda Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de salondalar. Onlar da oylarını kullandılar. Onlar da oylamanın seyrini izlemeye devam ediyorlar. Şu anda CHP grubunda milletvekillerinin çoğunun ayakta olduğunu söyleyelim. Yine sosyal medya üzerinden görüntü yayınlamaya devam ediyorlar. AK Partili isimler, MHP'li isimler, CHP'li ve HDP'li isimler ise oy kullanmayı sürdürüyorlar. Artık oylamanın sonuna doğru gelinmiş durumda. Önümüzdeki dakikalar içerisinde de 330 barajının aşılıp aşılmadığı belli olacak. Evet, görüntüler de canlı olarak bir taraftan izleyicilerimizle sizlerle paylaşıyoruz. Sakin şu anda. Peki ben geçmeden bir şey söyleyeyim. Yani çok şey değil mi ya, çok ben ne bileyim yani, mesela bir mecliste gizli oylama var. Bir ara veremiyorsunuz. Yani mesela aslında bizim iç düzüğümüzün nasıl bir şey olduğunu çok net ortaya koyuyor. Yani şimdi orada Allah korusun birine ne bileyim sağlık durumu olabilir, başka bir şey olabilir. Yani çok tuhaf gelmiyor mu? Gerçekten çok tuhaf. Yani ben mesela bilmiyordum. Hani gizli oylamalarda ara verilmeyeceğini öğrenmiş olduk. Evet, ara verilmiyor ki teknik olarak mümkün olmadığını hepimiz gördük bugün. Ben de bilmiyordum. Devam edelim sizinle. Tabii şimdi Nevzat Bey daha başka bir konuyu açtı. Sizi de çok yakından ilgilendiren bir konuyu açtı. Yani son dönemde yapılan araştırmalara bakıyoruz aslında. Hani hep sorulan soru şu: halk biliyor mu, bilmiyor mu? Halk değişikliğin ne getirdiğinden haberdar mı, değil mi? Bu anlatılacak, nasıl anlatılacak vesaire. Yani bu konular da önümüzdeki dönemde gerçekten en çok konuşacağımız başlıklardan olacak. Nasıl anlatılacağı meselesini tabii bu değişikliği savunan AK Parti veya karşı çıkan CHP veya işte MHP'nin, HDP'nin nasıl anlatacağını kendileri biliyorlar, göreceğiz. Ama anayasa teklifi meclise sunulurken verilen gerekçeye baktığınız zaman orada yazılı gerekçe yönetimde istikrar. Şimdi yönetimde istikrar, peki yani o anlamda hani İbrahim Bey'in biraz önce sözünü ettiği yetki meselesi de, evet yetkinin kimde olduğu ya da nasıl tanımlandığında çok mesele olmayabilir. Ama bugünkü Türkiye, yani ya da sizin sorduğunuz Baykal'ın Atatürk atı meselesine de dair söylemek için açıyorum. Halbuki bugün Türkiye'deki meselemiz ne? Yönetimde istikrarsızlık mı? Yani şu anda Türkiye'nin temel meselesi nedir mesela son bir senedir? Terör. Terör. Değil mi? Ya da son en azından 5-10 senedir, 10 değilse de en azından 6-7 senedir toplumsal kutuplaşma, toplumdaki gerginlikler. Ya da nedir? Kürt meselesi veya adı Kürt meselesi demekten hoşlanmayanlar var. Demokratikleşmesi, devletin. Hak ve özgürlükler alanının genişletilmesi. Ya da yerel sorunlarımıza, karar süreçlerine katılmak. Konya'nın kuraklık problemine, Konyalıların çözümüne dahil olup olmaması. Ya da Bodrum'un yapılaşma problemine Bodrumluların dahil olup olmaması.
ya da döviz kurunun son iki ayda böyle artması. Şimdi yönetimde istikrarsızlık olduğu için mi bu problemleri konuşuyoruz? Ya da bu yetkiler olsa da olmasa da bu yetkilerin İbrahim Bey'in dediği gibi başbakanda veya cumhurbaşkanında olup olmamadığından bağımsız olarak bu problemleri çözecek bir öneri mi taşıyor bu anayasa önerisi? Hayır. Dolayısıyla meselemiz böyle bir Türkiye'nin gerçekten yeni bir anayasa ihtiyacı var benim bakış açımla. Ve de bunu yaratan temel gerekçe istikrar ya da 1923 ya da 21 referansları falan değil. Benim gerekçem çok daha net ve sade. Bugün ve yarından bakıyorum ben. 100 sene önceden falan değil. Bugünkü Türkiye'nin kentleşmiş, vesayet meselelerini çözmüş, geliri belli bir noktaya gelmiş ama orta gelir tuzağı dediğimiz bir probleme de takılmış bir ülkenin ve toplumsal kutuplaşmalar yaşayan, kalıcı markalaşmış bir takım sorunları olan bir ülkenin yönetimi ve yeniden bir toplumsal uzlaşma üretecek anayasasına ihtiyacımız var. Onun için önce hani kendi pozisyonumu bir somutlayayım diye söylüyorum. O yüzden benim kategorik bir karşılığım veya yandaşlığım yok. İyi başkanlık veya iyi parlamenter sistem hangisini yapacaksak iyisini yapmalının peşindeyim ben. Ama konuştuğumuz hikaye yani şu anda tartışılan paket bunlarla ilgili değil. Konuştuğumuz paket Cumhurbaşkanı'nda veya Başbakanı'nda İbrahim Bey dediği gibi ama bu tarımla Cumhurbaşkanı'nda. Yürütmeyi tekleyen ama teklerken aynı zamanda kuvvetler ayrılığını da yok eden ya da son derece zayıflatan. Yetkileri çoğaltılabilir de tartışılabilir de bazı yetkiler. Orada da mesele yok. Mesele yetkilerle sorumlulukları eşleyip eşlemediği, yetki ve sorumluluğun karşılığında hesap verebilirliğin, denetleme mekanizmalarının yeterli olup olmadığı meselesi. Şimdi bu paket üzerinden konuştuğunuz zaman, bu özel 18 madde üzerinden konuştuğunuz zaman, evet burada istikrar tarif eder. Ama Türkiye'nin şu andaki meselesi istikrar değil demin dediğim gibi. Tam aksine bütün bu farklılıkların katılacağı yeni bir biz olma ortamını ve duygusunu yaratacak bir anayasa yapabilseydik keşke. Ama konuştuğumuz bu model içinden bakacaksak, burada ise evet yetkiler var. Hatta bütün yürütme gücü tek bir merkeze toplanıyor. Yani benim ademi merkeziyetçi bir yerden hani Konyalıların Konya'nın kuraklık problemine katılsın dediğim yerde tam tersine bu anayasa paketiyle 965 ilçenin 1 milyon sorununa birden tek yerden çözüm arayan bir yaklaşım var. Bir, iki, böylesine bir yetki merkezileşmesinin yanı sıra belki bir miktar sorumluluk da var. Eğer gönderilebilirse 5'te 3 oy sert çoğunluk sağlanabilirse cezai sorumluluk da var denebilir ama hiçbir denetleme mekanizması yok. Meclisin genç soru önergesi vermesi, soruşturma yapması, soru sorması bütün bunlar yok. Hukuki denetim zaten hiç yok çünkü yargı tümüyle bir bugünkü yargının halini biliyoruz. Yani FETÖ'cüler meselesinden dolayı bugün geldiği yerden kronik problemlerinden dolayı dolayısıyla yargıyı da gerekli reformlarını taşıyan unsurlar paketin içinde hiç yok. Dolayısıyla konuştuğumuz problemi 100 sene öncenin referanslarıyla da anlatsanız, 10 sene öncenin referanslarıyla da anlatsanız bugünün meselesine çare değil. O yüzden itiraz edenlerin argümanları da savunanların argümanlarının da önemli oranda doğru olmadığı gibi bir kanaatim var benim. Yani bu argümanlar üzerinden konuşulacaksa, yani 100 sene öncenin argümanlarıyla bugünün kentli, yani 1 milyon 900 bin bakın yani Cumhuriyet ilan edildiği zaman ya da Birinci Dünya Savaşı başlarken İstanbul'un nüfusu 960 bin. Savaş bittikten sonra 2015'ler şunlar bunlar yaşandıktan sonra düşmüş 600 bine. Şimdi 600 bin İstanbul'un olduğu bir dünyada yapılmış bir anayasayla bugün 18 milyonluk İstanbul'un anayasasını konuşuyoruz ve referans onu alıyorsunuz. Doğru olsa ne olur referans? Yani bugün 18 milyonluk İstanbul'un problemleri başka şey. İhtiyaçları da başka şey. Konuşmamız gereken referans da o değil. Yani onun için iki tarafı da doğru bulmuyorum. Şimdi ek değil, aslında soruşturma ve denetleme etkisi var ama gen soru meselesi sanırım. Evet, orada. Ben de size onu soracaktım. Yani, İbrahim Bey de size de denetleme mekanizması hiç mi yok? Yok, soruşturma. Bir de Sayın yani, Binali Yıldırım'ın hani biliyorsunuz malum CHP'nin başbakanlık gidiyor eleştirileri var. Hatta doğru. Yani çay içtiler birlikte dedim açılışta Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Binali Yıldırım. Orada Özgür Özel teklifi geri çeksinler. Biz başbakanla çay içmek istiyoruz gibi böyle esprileştiler kendi
kendi aralarında vesaire ama hani CHP'nin hep eleştirisi Sayın Yıldırım'a yönelik başbakan diye bir şey olmayacak, böyle bir makam olmayacak. Hani siz bunu niye yapıyorsunuz? Az önce Nevzat Bey siz de söylediniz, bir Ali değil bin Ali feda olsun dedi. İki kaptan bir gemiyi batırır dedi. Böyle örneklendirmeler yaptı. İşin bir bu kısmı var. Ne düşünüyorsunuz? İkinci, denetleme mekanizması yok dedi Sayın Ardır. Ne düşünüyorsunuz? Hiç mi yok? Şimdi yani bu 18 maddede. Madde içerisinde soruşturma ve denetleme görevi var. Ama gen soru falan deniyorsa o ayrı bir şey. İkincisi, tabii burada mesela bütünüyle baktığınızda toptancı bir bakış açısıyla mı reddedeceğiz bu meseleyi? Yoksa maddenin içeri, yani 18 maddeye bakıp çekincelerimizi mi ortaya koyacağız? Mesela ben askeri yargının kaldırılmasını çok önemli buluyorum. Ben işte Jandarma Genel Komutanı MGK'dan çıkarılmasını falan çok önemli buluyorum. Peki çekince koyduğum maddeler, mesela partili cumhurbaşkanı meselesi sıkıntı olarak konuşulabilir benim açımdan. Neden sıkıntı? Yani daha etik olabilir bu. Nasıl daha etik olabilir? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı orada şu söyleniyor. Mesela bazen deniyor ki, işte biraz önce Atatürk ve İsmet İnönü örneğini verdiniz. Deniyor ki yani partili cumhurbaşkanı olabilir ama partiyle ilgili görevlerini işte bir vekil tayin eder, hiç oraya karışmaz. Bu bir görüşlerden biri. Bir de Sayın Mehmet Uçum'un Habertürk'teki röportajında ifade ettiği başka bir şey var. Yani orada olmayabilir, bunu görebiliriz yaklaşımı söz konusu. Diğer taraftan işte Anayasa Mahkemesi, SSK üyelerinin seçimiyle ilgili bir... Yani 3 madde var aslında, yani bütün bu paket içerisinde 3 madde. Bir, kararname etkisi, Anayasa Mahkemesi, SSK üyeleri ve partili cumhurbaşkanlığı meselesi. Şimdi bu 3 maddeyi bir tarafa bıraktığımızda diğerlerine itiraz edebilir miyiz? Ben etmiyorum. Peki yargı denetiminin zayıflaması? Bu işte HSK meselesi üzerinden söylüyorum bunu. Şimdi bunu ben itiraz etmiyorum mesela oraya. Peki bu sistem değişikliği noktasında Türkiye'de hepimiz bir sistemin değişikliğine ihtiyaç duyuyor muyuz? İhtiyaç duyuyoruz. Buradaki temel problem, doğru mu sistem, yanlış mı sistem tartışması yapabiliriz. Ama Türkiye'de herhalde bizim göz ardı ettiğimiz temel kısım şu. Yani itiraz, burayı tenzih ederek söylüyorum. İtiraz edenlerin bir kısmına baktığınızda Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşıtlığı üzerinden tamamıyla hiçbir şey görmeyerek bir itiraz etme var. Savunanların bir kısmında tamamıyla Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir istikamet çizdiği için bu doğrudur yaklaşımı söz konusu. Ben tam arada duruyorum burada. Yani hani biraz önce konum belirtme dediniz ya. Niye arada duruyorum? Şimdi ben diyorum ki yani bu gelecek olan sistem gerçekten yarın Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerine başka birisi geldiğinde beni korkutmayacak bir şey olması gerekiyor. Şimdi bu mümkün mü sorusunu sorduğumda Türkiye'deki siyasal geleneği de ele aldığımızda açıkçası ben korkmuyorum değilim. Yani bunu çok açık ifade etmek gerekiyor. Yani böyle bir güç yoğunlaşmasının... Ben korkmuyor değilim yani Sayın Cumhurbaşkanı'ndan... Sayın Cumhurbaşkanı'na inandığımdan hani korkmayabilirim ama sonrasında gelecek bir kişi üzerinden bu güç... Zaten en çok tartışılan noktalardan bir tanesi. Bir tanesi bu. Bu. Güç merkezi olması sıkıntı. Şimdi denetleme mekanizması ile ilgili çok şey söyleniyor. Bununla ilgili olarak birçok farklı alternatif önerilebilir. Yani mesela HSK üyeleri, Anayasa Mahkemeleri üyeleri meclis içerisinden seçilebilir mi? Mesela şu soruyu da sorduğumuzda hani tartışma adına diyelim ki Sayın Cumhurbaşkanı HSK üyelerini atamadı. Anayasa Mahkemesi üyelerini de atamadı. Meclis içerisinden atadık bunları. Bu sefer şöyle bir yaklaşım gelmeyecek mi? Zaten parti olarak kendi partisi. Dolayısıyla da ne fark eder sorusu. O zaman aslında sistemin kendisinin bir kriz üretebildiğini görmemiz gerekiyor. Şimdi buna uygun alternatifleri AK Parti böyle bir şeyin kendisi açısından uygun olduğunu söylüyor. O da zaten hali hazırda konuşuluyor. Yani bir kısmını Sayın işte Cumhurbaşkanı atadı, bir kısmını meclis atadı ama meclisin atadıkları da yine... kendi partisinden olacak, o zaman ne olacak? Ama şu an meclis, şu an meclis ne yapıyor? Yani şu anda şimdi bir sistem tıkanıklığı üzerinden konuştuğumuzda şu anda meclis aynı şeyi. Veya başka bir tıkanıklık meselesi. Mesela diyelim ki yarın Sayın Cumhurbaşkanı'nın partisi mecliste birinci parti olmadı. Sayın Cumhurbaşkanı meclisi feshetme etkisi olacak mı? Olacak. Peki kaç defa bunu yapacak? Diyelim ki ikinci defa da geldi, evet. Olmadı. Bir şey yok orada, bir sınır yok. Bu da bir kriz meselesi olabilir. Ama fark etmez ki, meclise de ihtiyacı yok zaten. Ama işte tam... Kararnamelerle devam edecek. Hayır, meclise ihtiyacı yok dediğiniz zaman iş değişiyor. Hayır, meclise ihtiyacı var. Yani sonuçta meclis çalışıyor. Hayır, olması gerekir elbette de. Hayır, ama bu gelen taslak içerisinde de var. Ama sonuçta böyle bir ihtimalin de olmayı, riskini taşıdığını görüyoruz. Dolayısıyla da bunu bertaraf etme noktasında
AK Parti'nin hukukçu kurmayları büyük bir ihtimal herhalde bu meclisteki oylama sonrasında çıkıp belki bu kafamızdaki soru işaretlerini biraz daha açabilirler. Veya İbrahim Bey Ankara'da olduğu için belki daha iyi duyum alabiliyordur. O kendileri ifade edebilir. Göreceğiz birazdan. Hı. İzninizle kısa bir ara vermem gerekiyor. Çok kısa bir aramız var. Ardından buradayız. Bu sorularınızı İbrahim Bey'e de yöneltelim. Bugün yarın devam ediyor NTV'de. Bir meclise dönelim ilk olarak. Konuklarımızla konuşmayı sürdüreceğiz. Sayın İbrahim Uslu, size döneceğim hemen. Ama öncesinde bir Serkan Kaya'yla konuşalım. Çünkü 3. maddenin oylaması tamamlandı. Peki şu anda son durum ne Serkan? Şimdi o oylamanın sonucu bekleniyor. Sakin geçen bir oylama oldu. 2. oylama sakin geçti demek daha doğru olacaktır. Sakin bir oylama oldu. Ardından da sayım işlemi başladı. Önümüzdeki dakikalar içerisinde 3. maddeye ilişkin sonuç çıkacak. Bu ilk tur oylamaydı. Asıl geçerli olacak oylama 2. tur elbette, ancak ilk turunda çıkacak sonuç 330'un üstünde olup olmayacağı ya da ne kadar üstünde olacağı da yine sembolik anlamda bir önem taşıyor. 3. madde seçilme ile ilgili bir madde. Seçilme yaşını 25'ten 18'e indirmeyi düzenleyen bir maddeydi. Görüşmeleri oldukça sakin geçti diyebiliriz, ancak oy kullanma aşamasına geçildikten sonra başlayan tartışmalar arbediye dönüşmüştü. Yumruklar, tekmeler havada uçuşmuştu ve maalesef oylamaya ara verilmek zorunda kalmıştı. Verilen arada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş tansiyonu düşürmek için genel kurulda kısa bir görüşme yaptılar. Aynı esnada başkanlık divanında da grup başkan vekillerinin bir görüşmesi vardı. Tüm bu görüşmeler olumlu sonuç verdi ve yeniden başlayan oylama oldukça sakin bir atmosferde geçti ve şu anda da o oylamanın sonucu bekleniyor. Evet, oylamanın sonucu ulaştığında da haber merkezimize bilgileri paylaşacağız tabii ki. İbrahim Bey'e dönelim, Sayın İbrahim Uslu. Şimdi Nevzat Çiçek'in değindiği bazı noktalar vardı. Bazı maddelerle ilgili kafa karışıklıkları olduğunu ifade etti. AK Parti'nin hukukçu kurmayları bizi ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili aydınlatacaktır dedi. Bir de tabii bir başka nokta var. O da halkın bu değişiklikle alakalı ne bildiği ne bilmediği. ANAR'ın yapmış olduğu bir çalışma olduğunu, bir anket olduğunu biliyoruz. Anayasa değişikliği teklifi hakkında fikir sahibi olanların oranı %14 diyor ANAR'ın anketinde. Doğru mu efendim bu verdiğim rakam? Tabii yani yeterince biliyorum diyen sadece %14. Onun dışındakiler ya yeterince bilmiyorum ya da hiç bilmiyorum diyorlar. Yani toplumun %85'i henüz paketin içeriğine aşina değil. Tabii önümüzde daha uzun bir süreç var. 3 ay var aşağı yukarı bugünden bakacak olursanız şeye. Referanduma, yani halkın karar verip kararını da oy olarak yansıtmasını. Bu süreç içerisinde ben bilgi seviyesinin artacağını düşünüyorum. Ama şu an için. Henüz toplumun %85'i yeterince bilgi sahibi olmadığını düşünüyor. Zaten bunların bir kısmı hiçbir zaman öğrenmeye ihtiyaç duymayacak. Bu sadık seçmen kitlesi dediğimiz seçmen kitlesi zaten partisi ona neyi yapmasını öneriyorsa o doğrultuda kararsızlar var diye konuştuk. Çok bakmayacak bunun. Tabii bizim son bundan bir hafta önce biten çalışmamızda %22 henüz kararım vermedim diyor. Şimdi biz acaba bizim ulaştığımız kitle içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle siyasi kanaatlerini açıklamaktan imtina mı ediyor diye onu da kontrol ettik. Hayır, öyle değil. Hangi partiye oy vereceksiniz dediğinde %90 üzerinde cevap alırken referandumda ne yapacaksınız diye sorduğumuzda bu sefer %22'lik bir kitle henüz kararımı vermedim diyor. Yani bu referandumda kararsız olduğunu söyleyen insanlar siyasi kanaatlerini gizleme tavrına sahip insanlar değiller. Gerçekten kararsızlar. Çünkü onların alt detaylarına indiğinizde paketin içeriğini bilmiyorlar. Onun dışında memlekette olan biten diğer şeylerle ilgili tereddütler var. Yani terör
güvenlik, ekonomi vesaire falan. O yüzden de gelişmeleri gözlemleyecekler ve önünde yeterince zaman da var bunlara karar verebilmesi için. Sonunda kararını verecek ve insanlar bunu bir şekilde sandığa yansıtacaklar. Ben yine sandığa gitme oranının yüksek olacağını düşünüyorum. Yani 85'lerin üzerinde bir yerde olacağını düşünüyorum. Çünkü bir toplumsal ilgi var bu pakete ve insanlar orada kararını açıklayacaklar. Şimdi bu paketin içeriğiyle ilgili ve bunun doğuracağı sonuçlarla ilgili bence esas orayı tartışmak lazım. Şimdi ben yani ister eleştirenlerin ister savunanların meseleye çok düz baktıklarını ve çeşitli varyasyonları ihmal ettiklerini gözlemliyorum. Şimdi önce çok kısa bir örnek vereyim. Ondan sonra neyi kastettiğimi belki biraz daha iyi anlatırım. Şimdi malumunuz bizim seçim sistemimizde barajlar var. Seçim barajı var daha doğrusu %10. Bunu niye koydular? Siyasi istikrar sağlamak için küçük partiler parlamentoya girmesin ve koalisyonlardan uzak duralım diye. Peki bu seçim sistemi içerisinde 92 bin arası arasında nasıl bir şey sonuç doğurdu? Hemen hatırlayalım. Yani 10 ile 22 arasına 5 partinin 6 partinin girdiği seçimler oldu. Şimdi siz bir düzenleme yaparsanız bir şey murad ederseniz ama netice bazen böyle olmayabilir. Sonra seçim sistemi aynı kaldı. Seçim sistemi hiç değişmedi. 2002 seçimlerinde bu sefer seçmen başka bir varyasyon yaptı ve sadece 2 parti parlamentoya girdi ve %34 ile bir parti 360 civarında milletvekili çıkardı. Sonra aynı parti %40 aldı. Mesela 276'yı bile bulamadı. Şimdi aynı düzenleme farklı varyasyonlarda çok farklı sonuçlar doğurabilir. Şimdi burada da ben benzer sonuçlar doğacağını düşünüyorum. Şimdi yani mevcut siyasi partileri ve liderleri falan unutalım. Sadece yani bir T1 anında 5 sene, 10 sene, 30 sene, 20 sene sonra iki çeşitli senaryoları konuşalım. Mesela meclisin kontrolü kalmadı deniyor. Niye? Çünkü şeyler olacak. Yani kararnamelerle başkan yönetir. Meclise hiç ihtiyacı yok. Acaba öyle mi? Ben bakıyorum hiç öyle değil. Şöyle bir senaryo düşünün. Birincisi seçime gidildi. Başkan adaylarından birinin partisi %40'ta kaldı. Kendisi seçildi. Şimdi muhalefet partileri yani %60'ı elinde bulunduran muhalefet partileri başkana hiçbir şey yaptırmaz. Yani diyelim ki kamu ihale kanunu tak diye değiştirdi ve hükümeti kilitledi. Ya da devlet personel kanunu değiştirdi. Kilitle atamalar bilmem neleri kilitledi. Şimdi siz şu an parlamento yani bu öngörülen düzenlemede bile başkanı istediği zaman kilitleyebilip çalıştıramama yeteneğine sahip. Niye? Çünkü yasa çıkan bir konuda ya da yasa olan bir konuda zaten başkan kararname çıkaramıyor. Ya da başkanın kararname çıkardığı bir konuda parlamento yasa çıkaracak olursa yasa geçerli oluyor. Yani parlamento esas bundan sonra güçlenecek ve özellikle de başkanın partisi %50'yi bulamazsa ki bence bundan sonra bir partinin yani parlamentoda peki İbrahim Bey, artık anlamı bu kalmadı. Noktada araya girip size şu soruyu yöneltmek isterim. Şimdi bu sizin söylediğiniz şey, başkanın seçilmesi partisinin de işte istenen oyu tutturamaması vesaire. Yani anlattığınız tablodan yola çıkarak. Şimdi üçüncü maddenin ardından görüşülecek dördüncü madde var biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin aynı anda ve 5 yılda 1 yapılmasını öngören madde bu. Hazır o da görüşülecekken o zaman ben de size şunu sorayım. Şimdi eleştiriler sizin söylediğiniz gibi bir tablonun seçimlerin aynı gün yapılması halinde mümkün olmadığı yönünde seçmen psikolojisinden yola çıkarak. Siz aynı kanaatte misiniz? Ben aynı kanaatte değilim. Şimdi birinci turda bunu varsayanlar dedim ya biraz öğrenilmiş çaresizlik şeyi var, sendromu var burada. Yani bundan sonraki her seçimde güçlü bir partinin hem mecliste hem de cumhurbaşkanlığında %50'yi aşacağını ve ondan sonra da sistemin totaliterleşeceğini varsayıyor. Fakat ben başka bir senaryo söyleyeyim ki en gerçekçi senaryo da muhtemelen bundan sonra en sık karşılaşacağımız senaryo bu olacak. En güçlü adayın parti %40'larda, 42'lerde, 43'lerde bir yerlerde kalacak. Hatta belki önümüzdeki süreçte bunu bile bulamayacak. Ve en güçlü aday %40, 42, 43 bir yerlerde kalacak. Şimdi ikinci tura gidecek. Parti artık aynı anda yapılmış olmasına rağmen mecliste %40'la temsil edilecek ama başkanlık seçiminde ikinci turda koalisyonlar yaparak adaylardan biri seçilecek. Ama benim öngörüm
yani kısa bir süre sonra, belki ilk seçimde bil dahi, şeyin başkanın oyuyla parlamentodaki şey partisinin oyu arasında derin bir şey fark olacağı. Çünkü birinci turda seçileceğini varsayıyoruz. Birinci turda seçilemediği zaman, ki muhtemeldir birinci turda seçilememesi başkan adaylarının, ikinci turda koalisyonlar olacak ve parti ile başkan arasında makas açılacak. Ve başkan muhtemelen parlamentoda yeterli desteği bulamayacak ve sonunda parlamentodaki bütün partilerle bir ittifak yapmak zorunda kalacak. Yani totaliterleşme eğilimler olmayabilir. Buradan çünkü yorumlar gelecek zannediyorum. Bir kısa bir şey daha söyleyeyim. Tabii söyle. Tabii muhakkak. Bir kısa bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Hepsini birlikte tartışalım. Birincisi bu. Yani başkanın partisi parlamentoda yeterli millet sandalyeye sahip değilse orada başkanın totaliterleşmesi mümkün değil. Parlamentoyla uzlaşmak zorunda. Peki fesih yetkisi var. Diyelim biz de size buradan. Fesih yetkisi var. Meclisi feshetme yetkisi var böyle bir tablo içerisinde. Meclisi kendi kendini de feshediyor. Kendi kendini de feshediyor efendim. İkinci kez şey, yani henüz yeni seçim olmuş. Üçüncü ayında, dördüncü ayında ülkeyi yönetememiş. Krize girmiş ve şey, ülke yeniden seçime gitmiş. Sizce biz seçmenler olarak o adamı tekrar seçmek zorunda mıyız yani? Niye biz hep aynı adama gidip oy verelim seçmenler olarak? Kart tercihlerimizi değiştirebiliriz. Yani burada seçmenlerin edilgen, şeyin, siyasetçilerin her şeyi kontrol ettiği, ben o şeye, ülkeyi krize sokmuş insana oy vermem seçmen olarak, olur biter. Aday olsa ne olur? %35'te kalır, 10'da kalır, 20'de kalır. Yani bu seçmen peki, bir partiye %22 oy verip arkasından da %1-2 oy verebiliyor. Bu ikinci senaryomu söyleyeyim. Birinci turda güçlü aday %40'da kaldı, öbürü %25 aldı, diğer 15 aldı, her neyse. Şimdi ikinci turda seçilebilmek için ne yapacak? Gidip bu, hani biz şey diyoruz ya, başkanlık koalisyonları tarihe gömecek. Tam tersine koalisyonlar kurumsallaşabilir. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutulabiliriz. Çünkü ilk turda seçilmezse ikinci turda eli mahkum hem seçilmek için hem de daha sonra parlamento ile ilişkilerini yürütebilmek için başkan adaylarının koalisyona açık hale gelmesi ve bütün seçilecek başkanların aslında bir koalisyon ürünü olması sonucunu da doğurabilir bu sistem. Peki, döneceğim şimdi tekrar size. Yani biz seçmenler olarak mahkummuşuz gibi. Döneceğim. Çizilen tabloya yorum rica ediyorum tabii ki. Fesih yetkisi var dedim ama devamlı fesih edemez. Hani yönetemiyormuş gibi bir tablo oluşturamaz başkan diyor İbrahim Bey. Siz ne diyeceksiniz Bekir Bey? Bir de bu benim söylediğim bu seçmen davranışı olarak o soruya sizden de cevap almak isterim. Kamuoyu araştırmacısısınız. Dördüncü madde Cumhurbaşkanlığı seçimleri, bir de milletvekili seçimlerinin aynı gün olması konusu. Yani bir psikolojik etkisi elbette olur. Yani hiç etkilemeyecek demek mümkün değil ama birebir de aynı oylar her iki tarafa birden aynı anda atılacak demek de mümkün değil. Onun için İbrahim Bey'in söylediğinin bir gerçeklik payı var elbette. Yani aynen bugünkü tablo oluşabilir. Yani 51 ile 52 ile başkan, cumhurbaşkanı seçildi ve şimdiki gibi de milletvekili dağılımı oluştu. Mesele orada değil bence. Yani onun için İbrahim Bey'in söylediğinin ilk kısmına ben de katılıyorum. Mesela illa sayıların öyle olmasında değil. Ama şöyle bir şey var. Bu yetkilerle Cumhurbaşkanı'nın parlamentoya ihtiyacı yok. Çünkü bir, parlamentonun yapacağı yasayı veto edebilir. Aynı yasayı ikinci kere geçirmek için 3'te 2 şartı var. Bugünkü matematik oluştuğunu düşünün. İşte AK Parti ile MHP bile %63 oyla 363 milletvekili yapamıyorlar. Onun için, değil mi? Yani 367'ye gelemiyorlar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı veto etti çıkarılan yasayı. İkinci kere 3'te 2 mi yoksa şey? Salt çoğunluk. Değil mi? Peki, yanlış mı hatırlıyorum? Salt çoğunluk. İbrahim Bey duyuyoruz, buyurun. Salt çoğunluk tabii, 301 yetiyor. Ama Cumhurbaşkanı veto ettikten sonra ikinci kere... Cumhurbaşkanı veto ettikten sonra ikinci kere aynı yasayı çıkarmak isterse parlamento... 301 gerekiyor. Yine eminsiniz. Ya ben ondan emin değilim. Bilmiyorum. Yani yanlış bir şey tabii söylemek tabii. Şimdi biz bir yasanın çıkması yani, için 301 gerekmiyor Bekir Bey. Yani şu an bir yasanın tamam, çıkması için 301 dedim. Gerekmiyor. Bir şey efendim? Yok dinliyorum karar sizi. Karar yeter sayısı var. O karar yeter sayısı şu an 2.
Şu an bir karar yeter sayısı var. Dolayısıyla aslında birkaç yüz oyla da yasa çıkarabiliyorsunuz. Yani o şey oturum başladıktan sonra salondakilerin çoğunluğu evet derse şu anda da öyle şey yapabiliyorsunuz. Bir yasayı geçirebiliyorsunuz. Şeyde bundan sonra da öyle olacak. Yani bir karar yeter sayısı olacak. O diyelim ki 301 onun şey salt çoğunluğunu alıp 161-162 yani ile bir yasayı geçirebilirsiniz. Yani matematiksel olarak evet. Matematiksel olarak varsayımsal olarak bu model yani muhtemelen de böyle sayılar oluşacak. Yoksa illa %51 seçildi başkan, başkanın ya da cumhurbaşkanı partisi de aynı oyu olmak durumunda değil. Olmayabilir de ayrıca. O işin sosyolojik ve siyasal tarafı ayrı bir şey. O süreç nasıl gelişir, hangi partinin seçmeni konsolide olur olmaz. Bu kısmı falcılık. Ama varsayımsal olarak İbrahim Bey'in dediği daha kuvvetli ihtimal. Yani daha dağınık bir yapı oluşabilir. Ama mesele şurada, bütün bu yetkileri bu kadar hem yargı hem parlamento denetimi olmaksızın bir güçle biriktirdiğiniz zaman o gücün, o merkezileşme ve yoğunlaşmanın bozulmaması söz konusu değil. İnsanlık tarihi bunlarla binlerce örnekten dolu. Bakın biraz önce benim de katıldığım İbrahim Bey'in ilk açtığı diyelim siyasi partiler yasası. Siyasi partiler yasasının herhangi bir yerinde lider, tek lider şöyle yapar böyle yapar diye bir madde mi var? Hayır. Ama o siyasi partiler yasasının üye yazma veya çıkarma, seçilmiş bir ilçe kongresinden seçilmiş heyeti veya başkanı atma atmama gibi öyle yetkileri var ki o yetkileri kullana kullana bugün her bir lider sonuçta kendi partisi içinde bile tırnak içinde söylüyorum kendi partisi açısından bile neredeyse diktatör lider haline dönüşüyor. Dolayısıyla böylesine bir ülkeyi yönetmek gücünü tek merkeze topladığınız zaman Nevzat Bey daha metanetli adamdır. 6 ayda bozulur. Ben 6 günde bozulurum. İbrahim Bey 6 yılda bozulur. Ama bu güç yoğunlaşması insanlık tarihinde binlerce örneği var ki negatife çalışır, pozitife çalışmaz. Yani birinci temel tezim o. Yani ve bu siyaset kültürünün üzerine oluştuğu zaman. İkincisi bizim evet gerçekten kararname meselesinde de bizim gerçekten devleti yeniden yapılandırmaya ihtiyacımız var. Yönetim modelini baştan aşağıya yeniden tanımlamaya ihtiyacımız var. Ama bu çerçeve, bu teklifte, bu konuşulan paketin içindeki çizilen çerçeve, bu tasarım yetkisini tek merkeze, tek güce bırakıyor. Kararname yoluyla veya partisi üzerinden yasama yoluyla. Halbuki yani istikrar, onun için dedim, paketin ana gerekçesi istikrar arayışı. Halbuki bizim şu anda var olan problemlerimize baktığınız zaman mesele oy oranlarından bağımsız olarak ortada gerilimi olan kümelerin yani örneğin Kürtleri dahil etmeden ya da örneğin muhafazakarlarla modernler ya da laikler arasındaki gerilimi yok sayarak ve belli kesimleri bu süreçlere dahil etmeden yapılacak her yeni yasa tasarımı, her organizasyon tasarımı hem de her devlet tasarımı sürdürülebilir olmaz. Problem burada. Dolayısıyla bizim şu anda ihtiyacımız olan şey yönetimde istikrar değil. 14 yıldır yönetimde istikrar var. AK Parti hangi yasayı istedi de çıkaramadı ki? Ama bir yandan da kabul edelim ki 2011'den beri her kritik değişiklik bile torba yasayla yapılıyor. Niçin? Milletvekili yeter sayısı olmadığı için değil ki. Hayattaki sürtünme katsayısı artıyor bu toplumsal gerilimlerden dolayı. Dolayısıyla bizim şu anda istikrardan daha çok, istikrar değil çünkü şu anda problemlerimizi yaratan şey ya da istikrarsızlık koalisyon meselesi falan değil. Tam tersine şu andaki meselemizi yaratan şey bütün bu farklılıkların temsiliyetiyle yeni bir şey tasarlayabilmemizdir. O iyi başkanlık olur, iyi parlamenter olur. Öyle bir illa şu olsun diye benim kişisel bir tercihim yok. Ama başkanlık da yapacaksak da iyisini yapalım ve doğrusunu yapalım. Bunun da yolu gücü merkezileştirerek tek bir kişinin tasarımına, vizyonuna, algısına, yarın hayaline bırakmak yerine ülkede bu gerilimleri yaşayan her sosyolojik veya siyasal veya demografik kümenin olabildiğince süreçlere dahil edilmesidir. Peki. Bu arada şey size döneceğim. İbrahim Bey'in söylediği şimdi az önce ben de bir baktım da bu salt çoğunluk yeterli dediniz. Doğru mu İbrahim Bey? İkinci kere görüşülmesinde. İkinci yasa. Görüşülmesinde. Evet. Vetodan sonra hayır, 301. Salt çoğunluk mu ben yoksa biliyorum yani yanlış biliyor olabilirim. 3'te 2 gibi hatırlıyorum. Ben de eminim yanımda olmadığı için. Sayısının salt çoğunluğu 301 yani vetodan sonra 301 yeterli. Tamam.
Anladım. Çünkü şöyle karar yeter sayısından da bahsettiniz. O ama vetodan sonra karar yeter sayısı yeterli olmuyor benim anladığım kadarıyla. Ben de öyle biliyorum. Değil mi? Yani evet. Orada vetodan sonra karar yeter sayısının yeterli olmadığı yönünde çünkü evet, öyle bir bilgi edindim şu anda. Ben de özellikle maddi bakmak istedim. Öyle evet, gerekiyor. Evet, evet. Doğru. 301 çünkü üye tam sayısı. Evet, o karar yeter sayısı meclisin yani toplanabilmesi için muhalefet milletvekilleri. Karar yeter sayısı meclisin toplanabilmesi için evet, daha sonra 61 anayasasından sonra değişmiş ama salt çoğunluk. Salt çoğunluk. İbrahim Bey haklıymış. Evet. Yani o kısmı doğru. Karar yeter sayısı değil ama salt çoğunluk. Salt çoğunluk. Evet. Aynen. İbrahim Bey'in söylediği şimdi, doğru. Hı. Aslında hem İbrahim Bey'in hem Bekir Bey'in belki de bıraktığı yerden bakmak evet. gerekiyor. Şimdi birincisi bu ne kadar çok tartışılırsa aslında o kadar da yeni bilgiye açık bir mesele. Bunu nereden anlıyoruz? Mesela İbrahim Bey'in biraz önceki yaklaşımı aslında yeni bilgi olduğunu ifade ediyor. Peki mesele biz bunu böyle düşünürken bunun işin mutfağında kalanlar bütün bu olasılıkları hesaplamışlar mı? Kişisel görüşünüze çok farklı senaryoları masaya yatırıyorlar. O nedenle ben AK Parti'nin mutfaktaki hukukçu kurmayları biraz daha kamuoyuna çıktıklarına belli soru işaretlerinin giderilebileceğiyle ilgili bir temennim var. İkincisi bu denge denetleme mekanizması çok konuşuluyor. Kuvvetler ayrılığı meselesi çok konuşuluyor. Ama bu tasarıyla yani 18 maddeyle birlikte fiiliyatta uygulamada nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı biz hala bilmiyoruz. Çünkü bazı yerlerin çok açık olduğunu görebiliyoruz. Yani biraz önce İbrahim Bey'in atıf yaptığı özellikle o koalisyon meselesi ki mesela bunu savunanlar ısrarla ne diyorlardı? Diyorlardı ki hayır bu işte koalisyon olmaz. Yani koalisyon derken aslında neyi söylüyorlardı? O istikrarsızlık belki de giderilebilir deniyordu. Ama şimdi İbrahim Bey'in çizdiği perspektife baktığınızda aslında bunun böyle olmadığını görebiliyoruz. Ve kötü bir şey de olmadığını, uzlaşı kültürünün daha da genişleyebileceğini görüyorsunuz. Diğer taraftan şimdi bu meselenin bence tartışılmasındaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bunun olağanüstü hal şartlarına tartışılması ve Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında bulunması. Eğer bu olağanüstü hal şartları içinde tartışılmamış olsaydı ve Sayın Cumhurbaşkanı şu an yerinde olmamış olsaydı eminim ki Türkiye'de bu tartışma çok farklı yürüyecekti. Neden bu böyle yürümüyor? Şimdi bir, meselenin Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden okunduğunu görebiliyoruz. Niye okunuyor? Deniyor ki Sayın Cumhurbaşkanı bütün bu yetkilerini elinde topladığı zaman ne olacak sorusu. Şimdi hemen şu da sorulabilir. Başka kim var ki bunu soralım? Ama diğer taraftan esasında meselenin kişiselleştiğini de görebiliyoruz. Yani bunun tartışmanın çıkması belki bu noktadan böyle geliyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden değil de gerçekten sistem üzerinden ve bu genel maddeler üzerinden farklı perspektifler ortaya konduğunda meseleyi kişisel olmaktan çıkardığımızda aslında uzlaşılabilir yerlere doğru gidebildiğimizi görebiliyoruz. Peki bunu sağlayabilecek miyiz? Açıkçası şu anki toplumsal kutuplaşma noktası biraz bu meseleyi farklı bir noktadan götürüyor. Ama yine bunu bertaraf etmek siyasilerin işidir. Dolayısıyla da bu anlatım meselesi önemli. Seçmen kitlesi üzerinde bence çok önemli bir argüman İbrahim Bey'in de ifade ettiği. Bekir Bey de kamuoyu yoklamalar yapıyorlardır, açıklamıyorlardır ama şu an. Yani bir kararsız kitle niye oluşuyor sorusunun cevabını çok iyi vermemiz gerekiyor. Ve ciddi bunu, bir kararsız kitle var İbrahim Bey bahsetti. Bunu niye ifade ediyorum? 4'te 1'e yakın yani evet, İbrahim Bey %22 dedi. Doğru. Yani aşağı yukarı 4'te 1. Bunu niye ifade ediyorum? Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi kişisel oyunun çok yüksek olduğunu biliyoruz. Yani AK Parti'nin önünde bir oy aldığını çok iyi biliyoruz. Karizmasının bu noktada çok iyi olduğunu biliyoruz. Ve sonuç itibariyle de bu sistemin aslında kamuoyu tarafından çok bilinmediği gerçeği karşımıza çıkıyor. Yani yanılmıyorsam daha önceki anketlerde hiçbir fikrim yok diyenlerin neredeyse 38'e kadar çıktığını görebilmiştik. Hiçbir bilgim yok diyen %36, çok az bilgi sahibiyim diyenler %28, biraz öğrendim ama diyenler %14. Hiçbir fikir sahibi değilim diyenler, fikir sahibiyim diyenler %14, evet. Şimdi dolayısıyla da bu hala öğrenmeye açık bir mesele olduğunu ortaya koyuyor ve hepimiz öğrenmeye çalışıyoruz. Peki burada Bekir Bey'in de ifade ettiği bu istikrar meselesinden ne anlıyoruz sorusu bence önemli. Yani maddenin gerekçesini oluşturan istikrar, şimdi AK Parti ve MHP'nin şu anda istikrar var diyor Bekir Ardır. Hani yani istikrar sorunu yok diyor. Ama işte maddeyi getiren siyasal partiler bunu böyle mi algılıyor? Hayır, böyle algılamıyorlar. Çünkü dün, önceki gün MHP sözcüsünün konuşmasına baktığınızda da AK Parti'deki bütün konuşmalara baktığınızda da aslında şu söyleniyor.
15 Temmuz sonrası devlet paradigması değişti. Dolayısıyla bu devlet paradigması değiştiği için yeni bir siyasal sisteme ihtiyaç duyuldu. Ve bu yeni siyasal sistemi biz getirmezsek devletin beka sorunu ortaya çıkar. Ve dolayısıyla biz bu sistemi devletin beka sorununu ortadan kaldırmaya yönelik olan hamlelerin karşısına bir set olarak koyuyoruz. Şimdi bizim anladığımız istikrarla AK Parti ve MHP'nin ortaya koyduğu istikrar aynı değil. Dolayısıyla onlar sadece yönetimdeki bir istikrardan ziyade aynı zamanda bir beka sorunu olarak da bu meseleyi alıp ortaya koyuyorlar. Ama diğer taraftan da CHP başta olmak üzere diğer muhalefete baktığınızda da onlar başka bir beka sorunu üzerinden okuyorlar. Ne okuyorlar? Diyorlar ki rejim değişecek. Dolayısıyla da bir siyasal sistemin çok ötesine geçiyoruz. Şimdi burada meselenin özünden kaçıyor muyuz sorusunu sormak gerekiyor. Zaten meselenin özünden kaçtığımız yer burası. Yani meseleyi siz sadece bu mesele üzerinden anlatırsanız, yani sadece beka sorunu üzerinden anlatırsanız bambaşka eksikleri kalıyor. Ama diğer taraftan rejim meselesi üzerinden anlatıp beka sorununu görmezseniz yine bambaşka bir gerçekle karşılaşıyorsunuz. Çünkü bu ülke 15 Temmuz darbesini yaşamış. Peki bütün bunlarla birlikte zamanlama noktasında bir sıkıntı var mı? Evet, zamanlama noktasında bir sıkıntı olağanüstü hal şartlarından dolayı yaşanıyor. Ama normalleşme süreci içerisinde biz bu tartışmaları yapabilseydik belki daha farklı katkıların ortaya çıkacağını görebilirdik. Şimdi niye bu yaşanıyor? Şimdi Türkiye 15 Temmuz'u yaşadığı için, FETÖ ile ilgili bir mücadele sürdüğü için olağanüstü hal şartlarının biz çok kısa süreceğini umut ettik. Toplumda da ilk başta Bakanlar Kurulu'na yapılan açıklamalar da bunu işaret ediyordu. Fakat daha sonra FETÖ'nün ortaya çıkardığı yapının ne kadar derin bir yapı olduğu ortaya çıkınca bu mücadelenin de 3-5 ayla sınırlı kalmayacağı net ifade edilmeye başlayınca bu toplumda haklı olarak bir soru işareti oluşturmaya başladı. Şimdi tam da bunun üzerine böyle bir sistem tartışması geldiğinde toplumda tartışmanın özünden uzaklaşıp bambaşka şeyler üzerinden tartışma yoğunlaşmaya başlıyor. Ama bence biz tartışmayı başka bir noktaya doğru getirdiğimizde, yani akıl süzgecinden geçirdiğimizde şu soru. Yani Türkiye'de kuvvetler ayrılığı işlemiyor. Belli maddelerde bununla ilgili eleştiriler yapılabilir. Katkı sunulabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama topyekün olarak hayır, Türkiye'nin hiçbir sistem değişikliğine ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla da bu sistem aslında gereksizdir yaklaşımın da doğru olmadığını ifade etmek gerekiyor. O nedenle Türkiye'nin bu sistem değişikliğiyle birlikte sağlamaya çalıştığı istikrarı, beka sorununu ve uzlaşma kültürünü belki bugünden sağlamamız gerekiyor. Şimdi Bekir Bey'in söylediği bir nokta var, o zaman oraya da biraz değinirseniz. Yani bizim uzlaşma kültürü derken bütün grupların içerisinde bulunduğu bir şeyden bahsetti. Evet, 341 doğru mu görüyorum? Evet, 3. madde, yani 18 yaşa seçilme hakkı getiren, seçilme hakkını 25'ten 18 yaşa düşüren 3. madde 341 oyla kabul edildi efendim. Altını çizelim. 341 oy aldı. 1. ve 2. maddeler kabul edilmişti malum ve 3. madde de böylelikle kabul edildi 341 oyla. Yani ortalama 342'ye doğru geldi şu an. Evet. Önce 338'di, 347'ydi, 341'di ve ortalama 3 oyun ortalaması yanılmıyorsam 342'ye evet geldi. 358 değil mi? Bu da işte umrede olan var, katılmayan var. Hala ciddi anlamda bir kritik eşik demeyelim ama. Çünkü bir de ikinci tur da var. Değil mi? Yani oylamaların. En son, yani genel oylama tabii esas. Hı hı. En son nihai olan paketin evet oylanacağı. Ama burada hala file tartışmalarının sonlanmayacağını görüyoruz. Şimdi Bekir Bey'in o ifade ettiği toplumun farklı kesimlerinin katılması meselesi. Şimdi bu noktada belki şöyle bir şey oluşabilir miydi zaman açısından? Şimdi anayasa değişikliği tartışmaları olduğunda herkes kendisine göre anayasa taslakları hazırladı, meclisler oluştu, toplantılar yapıldı ve bu noktada katkı sunulmaya çalışıldı. Şimdi burada bir zaman sıkıntısı yaşanıyor işte. Hem olağanüstü hal şartlarından dolayı hem de gerçekten bu tartışma başladığı andan itibaren siyasal kutuplaşma dışına çıkamadığı için. Mesela biz işin hukuki boyutunu çok tartışamadık. Yani kamuoyunda dikkat edin, mesele belli bir noktaya geldi. Türkiye'de rejim değişiyor mu? Diktatörlük geliyor mu? Bütün bu tartışmalar bu noktada götürüldü ama sistemin tıkanan yerleriyle ilgili çok ciddi elimizde mesela raporlar, bu başkanlık sistemiyle ilgili raporlar yok. Bir de bir yanlış yapıldı, o da şu. Yani biz sistemi ya Fransız... Gerekçe 1,5 sayfa.
Hayır, yani, o 1,5 da mesela hukuk fakültelerinden doğru dürüst bir çalışma çıkmadı. Hukukçulardan doğru dürüst bir çalışma çıkmadı. STK'lar üzerinden çıkmadı çünkü kutuplaşma üzerinden mesele okundu. Ama yanlış yapılan bir şey daha var. Mesela sistemin ismine zaten Türk tipi başkanlık dendi. Şimdi AK Parti, MHP bu sistemi getirirken kendine özgü şartları olacağını ifade etti. Ama biz bütün tartışmalarımızda sistemi alıp Amerika'yla, Fransa'yla, orayla kıyaslıyoruz. Zaten baştan itibaren bu sistemin orayla kıyaslanmayacağı ifade edildi. Doğru yanlış anlamında söylemiyorum. Şimdi bu tartışmayı siz oraya doğru getirdiğinizde milli geliriniz aynı değil, siyasal kültürünüz aynı değil, katılımcı demokrasiniz aynı değil, denetleme mekanizmanız aynı değil, hesap sorma mekanizmanız aynı değil, siyasal partiler kanununuz aynı değil ve birçok şeyiniz aynı değil. O nedenle şimdi kendine özgü bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi kendisine özgü bir sistem oluşuyorsa bu kendisine özgü sistemle ilgili eleştirileri yapmak gerekiyor. İşimize geldiği zaman Amerikan sisteminde şu eksikliği var. İşimize geldiği tamam şu Fransız sisteminden şu eksikliği var dediğimizde buna bir katkı sunmuyoruz. Hayır, bu sistemin, bu toplumun genel realiteleri var. Siyasal kültürü var. Az çok ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bizler, hiç kimse kusura bakmasın ama yani bankada bir sözleşmeyi bile okuyor muyuz? Hayır. Elimize veriyorlar 5 sayfayı. Yani herkes imzalayıp bir şey başına gelmediği için biz de imzalayıp gidiyoruz. Bu anlamda da şimdi bu tartışmalara baktığınızda bu hukuksal metin üzerinden çok okunmayacak. Ben yine onu söylüyorum. Yani biz bu tartışmaları yapabiliriz. Bu tartışmalar yapılmalı. Katkı anlamında işin ehilleri gerçekten katkı vermeli ama toplumsal anlamda sokağa çıktığınızda tabanlara şöyle bir bakın. Tartışma hangi boyutta yapılıyor? Gerçekten çok farklı bir tablo çıkıyor karşınıza. İşte tam bu nedenle yani kimliklere sıkışmış bir siyasi ortam ve kimlikler üzerinden üretilmiş bir takım uzlaşmalarla bir anayasa değişikliği yaptığınız zaman onu kastediyorum. Yoksa şöyle bir ölçü yok. Yani illa %91 mutabakat olursa doğrudur, 78 olursa doğrudur. Böyle değil. Elbette %51 mutabakatla da olur. Ama mesele var olan gerilimlerin taraflarının dahil olup olmaması. Yani bu ülkede diyelim Türk-Kürt gerilimi ya da Kürt meselesini bilmeyen var mı ki Kürtleri dahil etmeden anayasa değişikliği konuşabilelim? Ya da toplumsal kutuplaşmanın hangi kesimler olduğu arasında olduğu açık değil mi? Dolayısıyla mesele oy oranı meselesi değil. Bir sabah kalkıp da hep beraber güneş doğarken birbirimizi öperek bu meseleleri halledecek falan da değiliz. Ama hiç olmazsa var olan gerilimler ve problemlerin tarafları dahil edilmelidir sürece ki doğru uzlaşmayı üretebilelim, sürdürülebilir bir şey olsun. Yani peki, mesele orada. Dolayısıyla soru bu. Bugün var olan yani halktaki ilgi veya bilgisizlik meselesinin de kaynağı o. Bugün reel olarak Türkiye'de son bir yılda evet BK sorunu var mıdır? Bence de vardır. Dış nedenlerle, askeri nedenlerle, terör nedeniyle ama aynı zamanda içerideki toplumsal kutuplaşma nedeniyle, ortak ütopyadan uzaklaşmamız nedeniyle, ortak biz duygusunu kaybetmiş olmamız nedeniyle. Dolayısıyla sadece dıştan gelen tehditler var, BK sorunumuz var, bütün gücü vaadin ve ütopyanın ne olduğunu bilmediğimiz bir makama bırakalım dediğiniz zaman bu problemi çözmüş olamayız. Çözüm de sürdürülebilir olmaz. Benim anlatmaya çalıştığım şey o. Peki bir Serkan Kaya'ya dönelim. 341 oyla anayasa değişikliği görüşmelerinde 3. madde seçilme yaşının 18'e düşürülmesine ilişkin 3. madde kabul edildi. Serkan, ilk madde 347 oyla kabul edilmişti. İkinci madde 343 oyla kabul edilmişti. Bu oylamada da 341 kabul oyu geldi 3. maddeye. Son bilgiler sende. Nasıl bir atmosferde geçti? Aslında ilk aşamada oldukça tartışmalı ve hararetli bir atmosferde başlamıştı. Oylama sonuçlanmadan ara verilince ikinci kez oylama yeniden yapıldı ve oldukça sakin geçen oylama sonucunda da senin de söylediğin gibi 341 kabul oyuyla 3. maddenin ilk tur oylaması tamamlanmış oldu. 485 milletvekili katıldı bu oylamaya ki şu ana kadar ilk iki oylamadan sonraki en yüksek rakam bu oluyor. İlk birinci maddeye 484 milletvekili katılmıştı oylamaya. İkinci maddenin oylamasında ise 480 milletvekili vardı. Üçüncü maddenin oylamasında 485 milletvekili oy kullandı. Ancak ilk iki oylamaya göre en düşük oy kabul oyuysa üçüncü maddeye geldi. 341 kabul oyu geldi. 139 milletvekili red yönünde oy kullandı. 2 geçersiz oy ve 3 de boş oy çıktı 3. maddenin oylamasından.
Üçüncü madde seçilme yaşı ile ilgili, milletvekili seçilme yaşı ile ilgili 25'ten 18'e indirilmesi doğrultusunda bir düzenlemeydi. İlk tur oylamasında kabul edilmiş oldu böylelikle. Şimdi bir saatlik bir ara verilmiş durumda. O bir saatlik aranın ardındansa dördüncü maddenin oylamasına, görüşülmesine geçilecek ve o görüşmelerin sonucunda da bir kez daha oylama maratonu başlayacak. Tartışmalardan sonra şu anda genel kurulda ve mecliste atmosferin oldukça sakin olduğunu söylemekte fayda var. Ancak bir konunun daha altını çizmek gerekiyor. Bu yalnızca ilk oylama. Maddenin tamamen kabul edilmesi için öncelikle ikinci oylamanın tamamlanması gerekecek. Kısa bir ara verelim. Çok kısa bir ara, ardından buradayız. Devam ediyoruz efendim bugün yarına. İbrahim Bey, şimdi Bekir Bey'in söylediklerine ilişkin sizden de ben yorum istiyorum. Evet, beka sorunu vardır. Ancak ortak biz duygusunu kaybettiğimiz için dedi. Toplumsal kutuplaşma var dedi. Kürtleri dahil etmeden bu iş olur mu dedi. Yani işin içerisinde olmayan kesimler olmadan bu düzenlemenin yapılıyor olmasına yönelik eleştirileri var. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu işin içerisine dahil olmayan taraflar katkı sunabilir miydi? Şimdi yani prensip olarak elbette ki katılıyorum söylediklerine, ama yani orada birkaç şeyin altını çizmek lazım. Bir, şimdi herkes bu ülkede bir sorun olduğunu görüyor. Yani hepimiz kabul ediyoruz ki evet, bu ülkede bir sorun var, hatta beka sorunu var. Şimdi Bekir abi de bunu şeyi kabul ediyor. Peki bu sorun nereden kaynaklanıyor? Bu şey henüz tasarı halindeki meclise görüşülen bu olası başkanlık sisteminden kaynaklanmıyor. Mevcut sistemden kaynaklanıyor. Dolayısıyla da aslında bu mevcut sistemin bir şekilde revize edilmesi gerekiyor. Çünkü sonunda beka sorunu yaşar hale getirdi bizi. Şimdi bu da bir başka olgu. Bunu da bir kenara koyalım. Elbette ki ideal durum herkesin katıldığı bir şey, toplum sözleşmesiyle bu işin çözülmesi. Yani parlamentodaki partiler bu işe katılmış olsaydı bile aslında bu bir toplum sözleşmesi benim standartlarımda en azından olmayacaktı. O bizim gerçekten sil baştan sıfırdan şey, yani bir ikinci cumhuriyeti bana soracak olursanız bir şeyle, ulusal uzlaşmayla, yeni bir toplum sözleşmesiyle kurmamız lazım. Çünkü bizim birinci cumhuriyetimiz kurulurken de aslında böyle bir toplum sözleşmesi yapılamamış. Bir savaş koşulları içerisinde bir an önce bir bağımsızlık kazanma, kurtuluş savaşı verme ve bir devlet kurma çabası içerisinde kurulmuş ve orada da belli sorunlar var. O yüzden de hiçbir zaman Aleviler, Kürtler, gayrimüslimler falan kendini bu ülkenin parçası hissedemedi. Yani kurucu unsur onlar bir türlü olamadılar. Daha sonra sizler de kurucu unsursunuz yahu desek bile bir türlü ikna olmuyorlar. Ve o gün bugündür aslında baktığınızda bir sürü toplum kesiminin devletle tırnak içerisinde hep sorunu ola gelmiş. Şimdi bundan sonra da bunlar yaşanacak. Yani o yüzden yeni bir toplum sözleşmesine ihtiyaç var. Fakat bu toplum sözleşmesini şu anki toplumsal atmosfer içerisinde sağlamak da çok mümkün değil. Bu bugünle ilgili bir şey de değil. Yani bir sürü şey var. Yani bu milli sosyoloji yapan ya da yerli sosyoloji yapan işte İstanbul Üniversitesi Ekolü. Onlar işte Türk toplumunun ya da Türkiye toplumunun fragmente bir şey, toplumsal yapıya sahip olduğunu zaten çok uzun yıllardır tartışıyorlar ve söylüyorlar. Şimdi bu kadar fragmente bir toplum, evet belki o zaman esas bu şey, toplum sözleşmesi daha fazla gerekli, ama bunu yapmak o kadar da kolay değil. Yani ben ideal bir şeyden bahsediyorum, onun da farkındayım. Şimdi o yüzden de biz hukuksal düzlemde bu bahsedilen şey kesimler aslında bu şeye anayasaya katkı veriyor mu vermiyor mu, bunu tartışmalıyız. Bakın komisyonda bütün partiler vardı. Yani şey Kürtlerin temsilcisi olduğunu iddia eden HDP de oradaydı. Bütün partiler komisyonda görüşlerini açıkladılar. Sonunda komisyonda oylama yapıldı ve demokratik kurallar içerisinde geçti. Şimdi parlamentoda tek tek bütün maddeler görüşülüyor. Bütün partiler orada çıkıp değerlendirmelerini yapıyorlar. Şimdi biz bunlar da aslında birer katkı. Yani HDP'lilerin parlamentoya girmesi yasak, onlar olmaksızın görüşülmüyor. Onların olduğu ortamlarda görüşülüyor. Evet, HDP'liler oylamaya katılmıyorlar ama katılabilirler de. Yani dolayısıyla
parlamentoda yasal düzeyde veya da teknik düzeyde baktığınızda katılımcılığa açık bir süreç yürüyor mu? Elbette ki yürüyor. Ama bu bütün toplum kesimlerine açıldı mı bu düzenlemeler? Açılmadı. Yani orada dedim ya, orada ideali aramaktan çok uzak bir noktadayız. Şimdi burada altını çizmek istediğim benim bir başka husus daha var. Yani bence esas gözden kaçırılan şey o. Müsaade ederseniz çok kısa bir fıkra anlatayım. Bize Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde rahmetli olan bir hocamız anlatmıştı. Genç bilim adamları şöyle bir proje yürütüyorlar. Diyorlar ki biz sütü bütün bileşenlerine ayırır ve bunların orantılarını tespit edersek daha sonra yine laboratuvar ortamda bu bileşenleri bir araya getirip süt üretebiliriz. Bütün bileşenlerini ayırıyorlar. Orantılar tespit ediliyor. Aynı orantılarda yapay olarak bunlar bir araya getiriliyor. Süt elde edemiyorlar. Sonra gidiyorlar Bilge Hoca'ya, yaşlı hocaya. Hocam diyorlar, her şeyi yaptık ama süt elde edemiyoruz. Ne eksik? Hoca hiç düşünmeden cevap veriyor. İnek eksik evladım, inek diyor. Şimdi siyasette esas aktör kim? Bence ona karar vermek lazım. Şimdi bütün yasa taslakları ya da anayasa taslakları sonunda hukukçuların bir araya gelip yaptıkları bir mühendislik projesidir baktığınızda. Ya hukuk mühendisliği değil, siyaset mühendisliği değil. Bir mühendislik projesidir. Bir tasarım kurgularlar. Fakat burada biz bu kurgunun süreyle nihayet gerçekleşeceğini varsayıyoruz. Ben o yüzden başta aynı seçim sistemi içerisinde nasıl farklı sonuçlar, farklı yapılar ortaya çıktığını söyledim. Bunu kim çıkardı? Seçmenler. Şimdi siyaset ana faktörü seçmendir. Biz seçmen faktörünü dışlayarak bütün analizlerimizi yapıyoruz. Yani seçmenler el mecbur her seçimde gidip ilk turda başkanı ve onun partisini işte çoğunlukla seçecekmişiz gibi varsayıyoruz. Peki bu seçmenler bir diyelim ki bir kere bunu yaptı, bunun sıkıntılarını gördü ve bir daha hiçbir partiye %50 oy vermedi ve hiçbir başkan adayına da ilk turda %50 oy vermediğini düşünün. İşte o zaman yani patron seçmen olur ve başkan adayları koalisyona ihtiyacı olduklarını bildikleri için biz koalisyondan kaçalım derken koalisyon yapısallaşabilir, kurumsallaşabilir. Şimdi bu mühendisliği yapanların muradı ne? Zaten gerekçesinde yazılı. Ama ortaya çıkacak sonuç tamamen başka bir şey olabilir. Burada bence bu siyaset mühendislerinin ya da hukukçuların falan bu dizaynlarının nasıl olduğunu anlamaya çalışmaktan çok seçmenin bunu nasıl evirip çevirebileceğini, seçmen davranışlarının nasıl siyasal Peki. sistemi ve oradaki mühendisliği domine edebileceğini gözden uzak tutmamamız lazım. İbrahim Bey başka bir noktasıyla bakıyor. Aslında bu sistemi seçmen istediği gibi idare edebilir. Yani bu tam olarak seçmenin oyuyla alakalı bir durum diye bir başka tablo serdi gözler önüne. Bu arada herkesin katkı sunabileceği bir durum olduğunu da söyledi. HDP evet oy vermiyor ama dedi İbrahim Bey'e göre herkesin katkı sunabileceği bir platformda görüşmeler gerçekleşiyor. Nevzat Bey. Şimdi esasında tabii Bekir Bey'in bahsettiği toplumsal uzlaşı başka bir şeydi. İbrahim Bey'in söylediği meclisteki mesele eğer bununla alakalıysa diyor, orada bir sorun yok. Zaten Türkiye'deki temel sorunların biraz kaynağı da burası. Yani örneğin sendikalar toplumsal muhalefeti ne kadar temsil ediyor? Realitede ne yapıyorlar? Gerçekte ne yapıyorlar? Bunun için soruyorum. Yani sendikaları suçlamak adına değil ama işte iş koluyla ilgili bir eylem yapması lazım. İşte işçi haklarını düzenlemesi lazım, çalışma saatlerini düzenlemesi lazım ama bir bakıyorsunuz bambaşka bir siyasal atmosfer üzerinden meseleye odaklanabiliyorlar. Yani toplumsal uzlaşı dediğiniz şey meclis içerisinde kendiliğine bir zemin bulursa o zeminin toplumdaki yumuşamayı sağlama ihtimali çok güçlü olur. Ama bu tamamıyla meclis üzerindeki bir toplumsal uzlaşmanın sokaktaki yansıması olarak okunabilir mi? Türkiye gerçeğinde bu böyle değil. Ama tabii bunun da sonuç itibariyle İbrahim Bey'in de dediği gibi yani kurumsal anlamda bu eğer mecliste olacaksa önce onların temsilcileri orada. Bu işin başka bir boyutu. O sağlanıyor mu? Şu an sağlanıyor. HDP'nin boykot kararı var. Tutuklu vekillerle ilgili belki mecliste bir çalışma yapılabilir bilmiyoruz. O konuyla ilgili bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Başka bir şey. Ama sokakta gerçekten bir anlamda bir araya gelebiliyor muyuz sorusunu belki irdelemek gerekiyor. Yani hayatımızı ilgilendiren bir madde var. Bu maddeler karşısında biz sağlıklı tartışabiliyor muyuz? Sağlıklı tartışamadığımız ortada. Niye ortada? Bir, meseleyi bilmediğimiz için ki bakın bu önemli bir veri. Yani, Bekir Bey'in katkıdan bahsettiği oydu zaten değil mi? Meseleyi bilmiyoruz kısmı bence veri olarak çok önemli. Şimdi bir şeyi bildiğiniz zaman katkı verirsiniz. Şimdi bir şeyi bilmiyorsanız katkı vermek isteseniz bile o katkı farklı olabiliyor. Şu an aslında toplum olarak o noktadayız.
Yani biz meselenin özüyle ilgili, hani şimdi gitsek mikrofon uzatsak, 18 maddenin kaçını biliyorsunuz desek, eminim ki birçok insan zaten araştırmalar onu ortaya koyuyor, bilmediğini ifade ediyor. Peki burada toplumsal uzlaşıyı nasıl sağlamamız gerekiyor? Bence toplumsal uzlaşmayı önce sağlamamız gereken yer toplumun doğru bilgilendirilmesi noktasında bir zemin oluşturmak. Şimdi bu zeminin oluşturulması da siyasilerin aslında meseleyi özünden saptırmadan topluma anlatabilmesi. Yani tamam, şu mesela şöyle bir yaklaşım olsa acaba ne farkı olur? Mesela ana muhalefet partisi dese ki ya şu 18 maddenin 7 maddesi benim açımdan sorumsuz. Ki mesela ben 18 yaşı hala anlamış değilim, açıkça söyleyeyim. Yani 18 yaşı ben çok erken buldum milletvekili için. Çok erken buldum, onu da ifade edeyim. Dese ki ya ben işte askeri yargının kaldırılmasını onaylıyorum. İşte jandarma genel komutanlığının MGK'dan çıkarılmasını onaylıyorum. Onaylıyorum ama şu 4 maddeye muhalefet ediyorum dese aslında toplumda farklı bir uzlaşı kültürünün kendinden gelebileceğini göreceğiz. Veya iktidar partisi mensupları çıktığında bu meseleyi beka sorunu üzerinden anlattıklarında işin hukuksal kısmını da anlatıp ondan sonra bu meselede güçlü bir liderlik olmazsa, işte 15 Temmuz gibi bir yaklaşım tekrar Allah korusun gelirse, bunun karşılığında işte bir sistemin olması gerektiği noktasından meseleyi anlatsalar. Ama bir bakıyoruz, mesele bir Atatürk'e kadar uzatılıyor, bir Ünlü'ye kadar uzatılıyor. Ama esas mesele bence bugün yaşadığımız ve yarın yaşayacağımız. Dolayısıyla geçmişte yaşadıklarımız bir tarafa kaldı. O nedenle Türkiye'de toplumsal uzlaşının, yani benim toplumsal koalisyon dediğim kısım, şu açıdan önemli, çünkü Türkiye sistematik bir saldırıyla karşı karşıya. Türkiye'nin bütün fay hatlarına yönelik bir saldırı olduğunu görüyoruz. Bunu kimse inkar etmiyor. Yani mezhepsel fay hatına da, ırksal fay hatına da, bütün ekonomik fay hatlarına da, bütün fay hatlarına yönelik bir saldırı var. Peki bu saldırı nasıl bertaraf edilebilir? Bu saldırı toplum kenetlenerek bertaraf edilebilir. Ama siz toplum içerisinden yavaş yavaş kutuplaşmaları bir tarafa bırakmadan, siyaseti ona göre üretmeden bunlara hitap edebilecek bir yaklaşımı ortaya koyduğunuzda aslında bu yapılan saldırılara bir nevi zemini tekrardan oluşturmaya getirebilir. Yani bunun tipik bir örneğini biz Reyna saldırısında yaşadık. Bunun tipik bir örneğini Ankara saldırısında yaşadık. Bunun tipik bir örneğini Diyarbakır saldırısında yaşadık. Ben klasik bir cümledir ama şunu söylüyorum. Yani biz öldürüldüğümüzün farkına bile varamadık. Hep başkalarının öldürüldüğünü zannettik ama toplum olarak aslında bizim öldürüldüğümüzü gördük. Şimdi bu anlamda da Bekir Bey'in dediği yer önemli. Yani buna çok kesin karşı olmak da, çok kesin savunmak da herkesin kendi görüşüdür. Ama bunu yaparken esasında ben bunu savunduğum zaman ne katkı sunabiliyorum? Buna karşı çıktığım zaman, karşı çıktığımla ilgili muhalefet partisi olarak veya toplumda herhangi bir STK olarak iktidar partisine ne yol gösterebiliyorum sorusu. Şimdi bu bence önemli. Yani ben açıkçası şunu yaşamak istemiyorum ve bu ülkenin de bunu yaşamaması gerektiğini düşünüyorum. Biz 12 Eylül Anayasası'nı 35 yıl olmuş hala tartışıyoruz. Hala 12 Eylül Anayasası'na atıf yaparak ve yapacağımız değişiklikleri 12 Eylül Anayasası'nı örnek göstererek konuşuyoruz. Biz öyle bir şey yapmalıyız ki 35 yıl sonra kimse bizim bu anayasamızı bu anlamda konuşmasın. Öyle bir şey yapalım ki sistem öyle bir sistem olsun ki bugün iyi olan gittiğinde yarın kötü olan geldiğinde de o sistemin iyi olması gerekiyor. Şimdi biz bunu sağlayabilecek miyiz, sağlayamayacak mıyız? Kanun önünde bunu sağlarsınız. Yani kanuni eşitlikte bunu sağlamaya çalışırsınız. Belli maddeleri değiştirerek bunu sağlamaya çalışırsınız ama realite böyle işler mi? Yani biraz önce İbrahim Bey güzel bir şey söyledi. Şimdi bu maddeyi ortaya koyanlar koalisyonu belki bertaraf etmeye yönelik olarak bunları yaptılar. Ama toplumun göstereceği kendi iradesi, refleks, belki refleksi buna. Ama şunu da söyleyeyim. Benim Anadolu irfanı diye tabir edilen ve gerçekten bu halkın da bir özelliği var. Yani bu halk bir şeye gelmiyor. Bu halk dayatmalara gelmiyor. Dikkat edin, zaten AK Parti'nin de sürekli olarak oy aldığı yerlerde ne oldu? Mesela Anayasa Mahkemesi çıktı, bir karar verdi, millet hemen sahiplendi. Veya sıkıştırıldı, millet hemen sahiplendi. Şimdi millet bu toplumda mazlumu seviyor. Dolayısıyla da bu toplumun kendi irfanı bambaşka bir şey getirebilir. Ama bütün bunları getirirken biz hangi zeminde buna gidiyoruz sorusunu bence sormamız gerekiyor. Evet, siz de toplumsal uzlaşma veya toplumsal kutuplaşmaya başka bir boyutuyla baktınız. Tabii bir de aslında çok konuşulan bir şey var. Hani geçmişten konuşuluyor diyoruz ya, Başbakan Binali Yıldırım muhalefetten, ben az önce de ifade ettim, hep en büyük eleştiri işte başbakanlık makamı kaldırılıyor ve siz bunu savunuyorsunuz şeklinde aldı. Başbakan da bir Ali değil, bin Ali feda olsun dedi.
Çok özür diliyorum. Ya. Bu yaklaşımda bakın işte yani... Bir şey daha ekleyeyim sonra sizden yorum alayım. Şimdi bugün işte köşe yazarlarını falan okuduğumda hep böyle genel tartışmanın yine bu başbakanlığın kalkması üzerinden de kurulduğunu görüyoruz. Hatta sadrazamlık başbakanlıkla aynıdır. Bu topraklarda 1346'dan beri ilk defa başbakanlık makamı olmayacak yönünde de eleştiriler var. Hani programın son bölümünde belki biraz bunun üzerinden de konuşuruz. Hayır, onu başta söyledik. Yani bu paketin esprisi yürütme gücünü tek merkeze topluyor ve onu da Cumhurbaşkanı olarak tayin ediyor. Nokta. Yani mesele başbakan olup olmamasında değil. Baştan beri aynı şeyi söylüyorum. İyi başkanlık veya iyi parlamenter ama yapacağımız şeyi iyi yapmamız lazım. Bir, gerçekten reel hayatın ihtiyaçlarına cevap üretmesi lazım. Halkın bilgisiz ya da bu konuya henüz yeterince ilgi duymuyor olması ya da bilgim yok demesi ki bilgilenme ihtiyacını duymamış olmasını yaratan şey de o. Bugünün reel sorunlarından kaynaklanan ve reel sorunlara yeni ve güncel ihtiyaçlara cevap üreten bir mesele konuşmuyoruz. Yani döviz meselesini çözecek, işsizlik meselesini çözecek bir paket tartışıyorsak herkes can kulağıyla dinleyecek. Ama konu o değil birincisi. İkincisi şöyle bir meselemiz var. Bakın 12 Eylül Anayasası falan diyoruz ama anayasadan öte 12 Eylül generallerinin yaptığı bu ülkeye en önemli kötülüklerden bir tanesi şuydu. Siyaset kurumunu kötülemeleri, siyaseti ve siyasetçileri pis kaka demeleri ve siyaset üzerine ürettikleri vesayetçi kurumlar ve kurallardı. Peki biz bunlarla mücadele ettik 30 sene ya da son AK Parti daha önemli başarılar kazandı. Askeri veya sivil bürokratik vesayet veya yargıç vesayet konusunda ciddi mesafe alındı. Ama geldiğimiz yer şu değil mi ama? Rektör seçimleri iptal artık çünkü öğretim üyeleri rektör seçimleri bahanesiyle akademik kadrolar politize oluyor. Değil mi? Gerekçe bu değil mi? Savunulan. Efendim yeni paketle beraber 12 Eylül 2010'daki referandumda HSYK üyelerini yargıçlar, savcılar kendileri seçecekken şimdi çok politize oluyor yargıçlar ve savcılar. Onun için merkeze alıyoruz. Peki ama biz vesayetten niçin mücadele ettik vesayetçilere benzeyecek değilsek? Yani bir kere temel AK Parti'nin kamuoyunun önüne ve seçmeninin önüne çıktığı zaman önce buna doğru cevap üretmesi lazım. Oy almak istiyorlarsa. Yoksa özü itibariyle evet İbrahim Bey'in de Nevzat Bey'in de söylediğine katılıyorum. Sonuç olarak yine vatandaş seçmen karar verecek ne olacağını. Bir üçüncü şey hani bitiyor ve son tur olduğu için böyle hani başlıklarında söylüyorum. Bir üçüncü şey süreçlerin içinde birilerinin olması değil. Ya da bu tartışmada diyelim bir tane de muhalif olsun diye birinin hep aynı muhalefet cümlesini söylüyor olmasında değil ki mesele. Çoğunlukçu bir yerden mi bakıyoruz? Yani en sonunda konuş da elleri kaldıralım 51 alan halleder dediğinizde ve ben sizin söylediğiniz hiçbir şeyi, hiçbir ihtiyaç ve talebinizi kale almıyorsam sürece katılmış falan olmazsınız. Tekrar tekrar en başta söylediğim şey oydu. Bugünkü siyasi kültür içinde Recep Akdağ gibi siyaseten veya belki de bürokratik olarak başarılı bir siyaset adamını o oyunu gösterecek kıvama getiren siyaset kültürü içinde böylesine bir güç yoğunlaşması, hayır ya bağımsız olacaklar, hem de o güç yoğunlaşması aynı zamanda partiye de hükmedebilecekse bağımsız olacaklar falan demek mümkün değil, pratik olarak da mümkün değil. Peki. Varsayımsal olarak olabilir. Bizim meselemiz şudur. Güncele cevap verecek yeni bir devlet organizasyonuna ve tanımlamaya yani yeniden kurum ve kuralları anayasada dahil tanımlamaya ihtiyacımız var. Ve yeniden toplumun hem devletten barışmasına hem de kendi iç barışını tesis etmesine ihtiyacımız var. Bu paket bunları karşılıyor mu? Hayır. Bu paket AK Parti'nin kendi içindeki, kendi oy tabanına ve gücüne dayanarak kendi içindeki güç dağılımını nasıl yöneteceği meselesinden üremiş bir cevap. Onun içinde güncelliğin dışında... Süren bitti. Bir şey ekleyecektiniz. Hemen bir 30 saniye maksimum size de vereyim ve kapatmak. Yani başbakanlık meselesiyle ilgili söyleyecektim. Siyasal kültür açısından koltukların feda edilmesi üzerine bir siyaset okumasının yanlış olduğunu düşünüyordum. Ve sonuçta bunun dillendirilmesinin de yanlış olduğunu söylüyorum. Ama siyaseten koltuğu feda etme noktasında bir tavrın da olumlu bir tavır olduğunu söylüyorum. Sayın Binali Yıldırım üzerinden söyledim ama Türkiye'de işte siz koltuğu kaybediyorsunuz. Niye buna evet diyorsunuz yaklaşımı sistem açısından iyi bir şey değil. Yani Türkiye'de zaten bütün mesele halk için koltuğu kaybetme meselesi.
Göze alıyor musunuz, almıyor musunuz? Peki. Sayın Bekir Ağırdır, Sayın Nevzat Çiçek, Sayın İbrahim Uslu, üçünüze de teşekkür ediyorum. Bugün yarın noktalıyoruz efendim. Birazdan gece bülteni var.